Bir arkadaşımız başlık atmış. Zeytinyağının milli takımı bir araya geliyor diye. Gerçekten burada Zeytinyağı milli takımı var. Osman abi var. Tahir Bey var. Mustafa Başkanım var. Bülent Başkanım var. Yani herkes burada. Zeytinyağı ile ilgili herkes burada. Ve bu işin kontrolünde olan isim de burada. En çok üzerinde sahtekarlık yapılan ürünlerden biri. Bu ifadeyi kullandığım için hepinizden özür diliyorum bu arada. En çok hatalı ürünün olduğu sektörü konuşacağız bugün. İnşallah olumlu mesajlar çıkar. Bu toplantıda yine ortak akıl üretme noktasında hepimize katkı sağlar. Ben sözlerimi burada noktalıyorum. Açılış için sevgili başkanım Bülent Kasap'a sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım, söz sizin. Teşekkür ederim Celal Bey. Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Borsa meydanında sektörler konuşuyor toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz son zamanlarda sık sık gündeme gelen zeytinyağında taklit ve tahşiş. Konuklarımız ise hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli aktörler. Zeytinyağı hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir ürün. Ancak son yıllarda bu değerli ürünümüzde artan tahşiş, yanıltıcı etiket ve ambalaj olayları güveni sarsıyor. Sektörümüzün itibarını zedeliyor. Diğer taraftan bu tür hileli uygulamalar insan sağlığını tehdit ettiği gibi işini dürüst yapan, kaliteli üretim gerçekleştiren firmalarımızın da haksız rekabete maruz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle zeytinyağı sektöründe karşılaştığımız kritik öneme haiz, taklit ve tahşiş konusunu geniş bir şekilde ele almak üzere toplandık. Aramızda yine birbirinden değerli konuşmacılar bulunuyor. Öncelikle Uluslararası Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü James Lillo López bizlere bir video mesajıyla seslenecek. Kendilerine değerli katılımlarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Ersin Dilber, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Doktor Mustafa Tan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, Barış Genel Müdürü Güngör Şarman, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Osman Berberoğlu. Zeytinyağında taklit ve tahşiş konusunu farklı açılardan ortaya koyarak yapılması gerekenler hakkında önerilerini dile getirecekler. Bu kısa sürede sektörün sorunlarını yine sektörü en iyi bilen paydaşların yaklaşımlarıyla geniş bir perspektifle ele almaya çalışacağız. Ayrıca her toplantı sonrası yaptığımız gibi toplantının çıktılarını rapor haline getirip ilgili makamlara iletecek. Burada konuşulanları hem basılı hem de e-kitap olarak yayınlayacağız. Böylece hem daha fazla kişiye ulaşmayı hem de tarihe not düşmeyi hedefliyoruz. Toplantımıza katılımlar veya sonra da katılamayanlar veya sonradan takip edenler için toplantı videosunu İstip YouTube kanalımıza yüklediğimizi de hatırlatmak isterim. Hem insan sağlığı hem de zeytincilik sektörünün gelişimi için son derece önemli olan zeytinyağında taklit ve tahşiş konulu toplantımızın faydalı olmasını temenni ediyor. Sözü kıymetli katılımcılarımıza bırakıyorum. Sevgili başkanım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz yine her zamanki gibi. Gerçekten önemli bir konu bugün konuşuyoruz. Bu tatil gününde sayının bu seviyeye ulaşması da bunun önemini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Ben Avrupa Birliği'nde bu zeytinyağı konusunda çok önemli projelere imza atmış bir ismi şimdi konuşturacağım. Video konferans yoluyla sanıyorum değil mi Elifciğim? Evet, Video bize konferans yoluyla.
bize Evet, bize bir ulaşacak. mesaj gönderdi saat farkından dolayı. Ve Avrupa Birliği'nde gerçekten zeytinyağı ile ilgili çok önemli projelere imza atmış. Çok önemli çalışmalar yapmış bir isim. Dinliyoruz efendim. Good afternoon. I would like to thank you, the President of Istanbul Commodity Exchange Assembly, Mr. Ahmet Bulent Kasap, for his invitation to participate in this seminar about defending the quality of olive oil and fight against imitation and adulteration of the olive oils. My name is Jaime Lillo. I'm the Executive Director of the International Olive Council, which is an intergovernmental organization created under the auspices of United Nations 65 years ago to support the oliviculture, the production of olive oil and table olives, and the cultivation of olive trees to enhance the quality of the products and facilitate trade. And we have by now 46 countries being members of our organization, with the European Union acting as one single member. And Turkey, of course, is one of our distinguished members in our organization, where we discuss the main challenges and the main activities for the sector, the olive oil and table olives. And we discuss about standards, the technical cooperation, promotion, among other things. I would like to underline what is in our view the major challenges we're facing, and also in relation with the seminar of today. While you might be aware that we are facing two campaigns with a short production, this is something we haven't seen before, in a moment where the consumption of olive oil was growing over the world. We are facing a moment where we have two small years of production, mainly due to the climatic conditions, to the climate change, particularly affecting Mediterranean countries. And we are putting this challenge facing climate change on top of our agendas when we are discussions with the two main dimensions. On one hand, to facilitate the adaptation of the cultivation, we need to look at the genetic resources, the best practices, the water management. We are providing technical assistance, and also organizing international workshops where Turkey is participating actively among those issues. But we also are working on the contribution of the olive sector to fight the climate change. Not everybody is aware that behind those table olives and those olive oils, there is more than 11 million hectares of olive trees that are acting as a domesticated forest. They are not only preventing erosion and contributing to the biodiversity, but they are contributing to clean the atmosphere. Those trees are storing the CO2, and we need to provide a harmonized calculation for that, tools for the farmers to improve their practices, but also to help to communicate to the society about the contribution of the olive sector to the climate change, and not only to the health. As we have made in the past the association between health and olive oil, we are now working also to do the association between olive oil and climate change and sustainability. But it's not only climate change, we are also facing the challenge of globalization. We are observing more and more that the consumption of olive oil is growing all over the world, not only in the Mediterranean countries, but in the United States, in Canada, in Brazil, in Australia, in Japan, in China, in Russia. So more and more countries are interested in importing olive oil, as more and more people is interested in living in a healthy manner and in a sustainable manner through their options of food. And they are discovering more and more the olive oil. And we are here to provide the rules, the standards, the common language to facilitate the trade, and also to ensure that when a person is opening a bottle of virgin or extra virgin olive oil or olive oil, they're having a good experience. We are providing the tools to fight against the adulteration and about the fraud practices. For that, we are working actively
in collaboration with experts of all of our member countries. We have, of course, an excellent collaboration with the experts of Turkey. We are revising the parameters to prevent those adulterations, and also the methods of analysis of those parameters and the capacities of the laboratories to apply those methods to verify those parameters. We do that all over the world. In the case of Turkey, we have 8 sensory analysis panels or laboratories to recognize for this year, and 10 physicochemical laboratories recognized to apply these rules. Those rules that we are discussing and implementing in the International Olive Council are mandatory for our members, for those 46 countries, for their international trade, and they are also a recommendation for their internal rules. In the case of the European Union, the regulation with the standards for olive oil is completely harmonized with the International Olive Council standards, and the methods of analysis of olive oil approved in the International Olive Council are directly application of the in the European Union. So we are very much in line with our members, and in particular with the European Union, which you are going to discuss in this seminar, when we are providing the tools to our members to not only to facilitate international trade, but also to defend the quality, to defend the consumer rights in their countries with those parameters, methods of analysis and laboratories. And we are giving them the tools, but we don't do from the International Olive Council the controls. This is a competence of the national authorities to do their own verifications and controls. In the case of the European Union, they have a regulation how they are ensuring that the rules, the rules harmonized with the International Olive Council is put in place, and they have public controls to ensure the rights of the consumers. We are not only defending the quality through the standard, as I mentioned before, but we are also providing technical assistance. We are providing the grants to participate, in particular in a course or in collaboration with the University of Jaén, where every year we send students from all of our members, and we have practically in all the editions participants coming from Turkey, where they can have the best training in Jaén about the quality of the olive oils. Every 2 years we also provide grants for the students to go to 2 years masters in collaboration with the University of Cordoba, and every 4 years we give grants for research and PhD students, and we are always participating in collaboration with the Turkish delegation represented by the General Director for Craftsmen, Tradesmen and Cooperatives from the Trade and Ministry of Turkey, where we have an excellent collaboration, and they are participating in our activities actively in our sessions, and we are also trying to provide all the support needed by Turkey. For instance, we are also organizing international training on quality to provide the best experts to train in Turkey and in other countries around, to have the best capacities to ensure the qualities for not only for their consumers, but also to help the sector to grow and grow in their capacity of the quality production. So as a conclusive words, I would like to congratulate once again the initiative of the Istanbul Commodity Exchange and Hertfeld for hosting this very interesting seminar. Thank you for inviting the International Olive Council to participate, and I would like to wish you, all of you, a very productive program. Thank you very much for your attention. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Önemli bir önemli noktaların altını çizdi açıkçası Lopez. Umarım önümüzdeki dönemde yüz yüze de tartışma ve konuşma şansına
sahip oluruz. Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili çok önemli çalışmaların yapılması lazım sektör adına diye düşünüyorum. Tabii sektör daha iyi bilir. Ben şimdi hemen sözü Tarım Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Sayın Doktor Ersin Dilber'e bırakmak istiyorum. Başarılarla dolu bir hayat. Ben kendisini çok takdir ediyorum ve seviyorum. Çünkü gerçekten başarılı birçok projeye imza atmış bir isim. O fakülteyi de birincilikle bitirmiş bir isim. Yani CV'sini incelerseniz görürsünüz. Ayrıca da Ordu'nun Perşembe ilçesine, yani Türkiye'nin en güzel kentlerinden birinde birinin çocuğu. Yani o anlamda da ayrı bir anlam ve gönlümüze ayrı bir yeri olan bir isim. Ersin Bey, söz sizin, buyurun efendim. Teşekkür ederim başkanım. Ya yani hemşerim olduğunu söylemediğim için ben ilave ederek devam ediyorum Celal Başkanım. Çok teşekkür ederim duygu ve düşünceleriniz için. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. Zeytinyağında taklit ve tahşiş konulu bugünkü sektör toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığımızı temsilen aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum öncelikle. Tabii bana ayrılan bir süre var ve bu sürede de sadık kalmak koşuluyla konuşmama başlamadan önce tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi piyasaya arz edilecek her ürünün insan sağlığı, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, çevre ve tüketici açısından korunması, güvenilir olması gerekmektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüz de bu manada gıda güvenilirliğinin sağlanması için çiftlikten çatala, tarladan sofraya, hatta ithalattan ihracata kadar tüm süreçlerde güvenilir gıdanın misyonu edinmiş bir genel müdürlük. Ülkemizde güvenilir gıdaya giden yol bitki sağlığı, hayvan sağlığı, kaba bir bakışla bakarsak da gıda sağlığı gibi üç farklı eksende değerlendirilmektedir. Bunun için gıdayı başta üreten, işleyen, taşıyan, depolayan, satan her bir kademede sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmesi ve işbirliğiyle hareket etmesi gereken kişi ve kurumlar vardır. Bu oldukça önemlidir. Tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde çalışan bir genel müdürlük olduğunu, genel müdürlük olduğumuzu öncelikle tüm hazırına bildirmek istiyorum. Tabii aynı zamanda biz bu faaliyetlerimizi sürdürürken de piyasada haksız rekabeti engellemek için de gayret ve özveriyle arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz ve büyük bir aileye sahibiz. Gıda güvenilirliği alanındaki hususların tamamını düzenlemek için de kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde ülkemizdeki yasal çerçeveyi oluşturmak için de çabalar sarf ediyoruz. Tüm mevzuatımızı da aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yaklaşımlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü başta olmak üzere FAO ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Dünya Bitki Sağlığı Örgütü gibi kurumların kural ve kaideleriyle dünyada genel kabul görmüş Codex Alimentarius yaklaşımı çerçevesinde tüm çalışmalarımızı planlıyoruz ve yürütüyoruz. Tabii bu doğrultuda ürünlerin etiketlenmesinden bulaşanlarına, gıda katkı maddelerinden pestisit kalıntısına, veteriner ilaçlardan hijyen uygulamalarına kadar hatta resmi kontroller gibi daha ismini sayamayacağım çok sayıda mevzuatımızla gıda güvenilirliği konusunda tüm dünyadaki resmi referansları alarak başucumuza koyup tüm çalışmalarımızı bu referanslara göre yürütüyoruz. Resmi denetim ve kontrollerimizi il müdürlüklerimizde risk bazlı olarak yıllık belirliyoruz. Bakanlığımızın yıllık numune alma planı var. Aynı zamanda her ilin kendi risk bazlı numune alma planı, uluslararası standartlara uygun kalıntı izlenme planlarımız ve bakanlığımızın farklı kanallarla bakanlığımıza ulaşan gerek Alo 174 gıda hattı, gerekse 0501 174 0174 WhatsApp ihbar hattı, Alo 174 gov.tr Tarım Bakanlığımızda direkt gıda ile ilgili ihbar hattı, gerekse Alo 174 @tarımormangov.tr mail adresi üzerinden de bakanlığımıza ulaşan her türlü şikayeti, hatta sosyal medyadaki farklı hesaplar üzerinden günlük paylaşılan TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn
ve WhatsApp durum mesajları da dahil ülkemizdeki paylaşılan her olayla ilgili denetim faaliyetlerimizi ivedilikle gerçekleştiren bir kurumuz. Denetimlerin sonucunda aldığımız numuneleri de gene kendi bakanlığımızın laboratuvarında analiz ediyoruz. Uygunsuz çıkan ürünler hakkında yasal yaptırımlar ve sorumlularını da cezalandırma yolunda bir denetim faaliyeti sürdürüyoruz. Tabii bu faaliyetleri merkezde değil sadece bizim Taşra'da 81 ilde nitelikli yani en az lisans seviyesine sahip veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, biyolog, su ürünleri mühendisi, şu an arkadaşlarım üzülmesin isimlerini hatırlayamadığım diğer alanlarda da lisans eğitimi almış arkadaşlarımla beraber 7700'ün üzerinde denetçimle birlikte hep birlikte elimizi taşın altına sokarak gece gündüz insanlarımıza güvenilir gıda sağlama noktasında çalışıyoruz. 2023 yılında 1,3 milyon gıda denetimi yaptık. Tabii bu sayının rakamsal büyüklüğünün açıkçası bizim açımızdan önemi yok ama mukayese olsun diye söylüyorum. 2024 yılında bugünkü tarihe kadar 675 binin üzerinde denetim yapmış durumdayız. Bunu şu yüzden söylüyorum. Piyasada 9 tane piyasa gözetim denetim kurumu var. Bunların içerisinde ne bileyim fiyat etiketlerini kontrol etmekten benzinlikteki pompanın fiyatını, faturasını, keseni kontrol edenden, bir düdüklü tencerenin kontrolünü yapandan, ne bileyim bir cep telefonu, televizyonu kontrol yapan firmaları da, kurumları da düşündüğünüzde, Tarım ve Orman Bakanlığı piyasada gözetim ve denetim yapan kurumlar arasında açık ara en çok denetim yapan bir kamu kurumudur. Tabii biz bu faaliyetlerimizi yaptığımızda tüm aldığımız denetimdeki numunelerimizde gene kendi bakanlığımızın 40'ı akredite 41 tane kamu laboratuvarımızda, gıda ve kontrol laboratuvarlarımızda analizlerini yapıyoruz. Yaptığımız denetimleri pekiştirmek amaçlı bu sonuçları da denetim sonuçlarını doğrulayıcı belge olarak ilgili birimlerle birlikte denetim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabii aynı zamanda ülkemizde faaliyet gösteren, bize destek olan, birlikte yol yürüdüğümüz 107 tane de özel gıda kontrol laboratuvarı ile de ülkemizde insanlarımıza gıda güvenilirliğini sağlama noktasında çalışıyoruz. Buraya kadar anlattıklarım Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün kısa bir, anca bu kadar özetleyebildim, kısa bir özetiydi. Tabii ki bugünkü toplantının gündemi zeytinyağı. Malumunuz burada zeytinyağı konusunda gerçekten duayen isimler var. Ama biz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak bu sektörde nasıl katkılar sağladığımızı anlatma çabası içerisindeyim. Zeytinyağı malumunuz şu anda geçmişte de yani çok eski dönemlerden beri öncelikle beslenme amaçlı kullanılıyor. Tabii ki bunun yanında kozmetikte, sağlıkta, çeşitli amaçlarda kullanılmış. Hatta antik Yunan zamanında kayıtlarda şey var. Kandillerde evlerin ışın yani evlerde ışık kaynağı olarak sokak lambalarında da kullanıldığına dair kayıtlara rastlanabiliyor. Çok kıymetli bir meta bizim açımızdan. Ancak gıda bakımından değerlendirdiğimizde zeytinyağı Türk Gıda Kodeksi zeytinyağı ve pirina yağı tebliğinde sadece zeytin ağacı meyvelerinin elde edilen yağ olarak tanımlanmakta. Zeytinyağının diğer tüm yağlardan en önemli ayıracı elde etme tekniği. Çünkü biz diğer yağların çoğunda kimyasal işlemler varken natürel bir zeytinyağında sadece mekanik ve fiziksel işlemler uygulanarak yağ elde edilebiliyor. Doğal olarak zeytin meyvesinin usaresinde ne varsa kendisine has tat, koku, renk, sağlığa katkı yönündeki tüm özellikleri zeytinyağının içerisinde barındırmaktadır. Malumunuz şu anda sektördeki arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Avrupa Birliği üyesinde hatta dünyanın çoğu bölgesinde zeytinde ksilella fastidiosa adını verdiğimiz bir zararlı organizmanın zeytin üretimini ciddi tehdit etmesi yönünden de son yıllarda kıymeti çok fazla artmış bir tarım ürününden bahsediyoruz. Tabii zeytinyağının çok fazla talep görmesi, hatta küçük bebeklerin beslenmesinde dahi kullanılmasında bir kusur olmaması, bu ürünün dünyadaki saydığımız tüm öncelikleri ön plana koyduğunda ekonomik değerini oldukça yükseltiyor. Dolayısıyla da biraz önce başkanlarımın da bahsettiği gibi en çok taklit taşı yapılan ürünler arasında yer alan ürünlerin biri zeytinyağı.
Tabii ki bizim zeytinyağı ile ilgili Türk Gıda Kodeksinde ham pirinaya, ham zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı, natürel birinci zeytinyağı, rafine zeytinyağı, ribera zeytinyağı ve çeşnili zeytinyağı gibi tanımlar var. Tam da bu noktada zeytinyağında yapılan taklit ve tahşişler ön plana çıkıyor. Şimdi zeytinyağı bu kadar kıymetliyken bundan daha ucuzu olan yağ türlerinin özellikle tohum yağlarının işte kolza, soya, mısır, pamuk, ayçiçeği aklınıza hangi tohum yağı geliyorsa aynı zamanda palm yağı gibi hatta pamuk yağı gibi ürünlerin bu ürün yerine farklı metotlarla kullanıldığı bunların taklit ve tahşiş yapımında kullanıldığına zaman zaman şahit olabiliyoruz. Bazen daha düşük kaliteli zeytinyağının bir üst kalitedeki zeytinyağı gibi satıldığına şahit oluyoruz. Son zamanlarda pirina yağı ile ilgili de gündemde konular yerini aldı. Ama bizim pirinaya tabii ki zeytinyağı ile ilgili tebliğimizde var olan bir husustur. Ama tabii ki kalite değeriyle natürelle pirina yağı arasındaki fark da bazen taklit ve tahşişe konu olabiliyor. Biraz önce bahsettiğim ülkemizdeki laboratuvarlarımızda biz taklit ya da tahşişe konu olmuş olan bir zeytinyağını kolaylıkla bulabiliyoruz. Biz burada yaptığımız analizlerde tohum yağının varlığını, yokluğunu, yağ asitlerinin durumunu, tabii mumsu maddeler gibi bir takım analizlerle bir yağın taklit ya da tahşiş olduğunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ve bu manada da sürekli denetim planlarımızın yıllık denetim planlarımızın içerisinde en fazla denetim yapılan ürünler arasında zeytinyağı yer alıyor. Çünkü bu kadar kıymetli bir maddenin de bizler de sahtesini üreten, yanlış üreten, kalitesiz üretenlerin peşinde tüm denetçi arkadaşlarla birlikte denetimlerimizi sürdürüyoruz. Şöyle bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında biz sadece üretim yerlerinde 2326 denetim yapmışız. Şimdi 2326 rakamını düz söylediğimizde pek bir anlam ifade etmiyor olabilir ama şöyle daha somutlaştırayım. Türkiye'de bizden üretim izni almış zeytinyağı üreten işletmelere en az 2 kere gidip en azından bir çaylarını içmişiz. Ki biz çoğu zaman numune almışız. Her gittiğimiz 2'den 1'inde de numune alıp bunları analiz edip sorumluları hakkında varsa bir problem ceza işlemlerimizi uygulamışız. Biz geçen sene ilk defa zeytinyağı sektörüne Sayın Bakanımız İbrahim İmamoğlu Beyefendinin talimatlarıyla yeni bir denetim programı başlattık. Sizlerin de malumu olduğu gibi tam da zeytinyağının sıkma döneminde yani zeytinyağı hasadının bitti, zeytinyağının piyasada bollaştığı dönemde üreticilerin de ve sektördeki olabilecek suistimalleri önlemek için Kasım ayından Aralık ayının 18'ine kadar 3 hafta zeytin ve zeytinyağı üreten tüm üreten satan tüm sektörde bir denetim yaptık. Sadece o dönemde 3 haftada 17.908 adet işletmeyi denedik. Denetledik özür dilerim ve burada bazı cezai yaptırımlar uyguladık. Tabii ki bu rakamların büyüklüğü bazen kıyas oluyor ama şunu söyleyebilirim. En azından 37 adet işletmeyi biz burada gördüğüm rakamlara göre savcılıklara suç duyurusunda bulunduklarımız da var bundan içerisinde. İdari işlemlerle cezalandırdık. Tabii 2024 yılı içerisindeyiz şu anda. Gene bir denetim yılı içerisindeyiz. Çünkü bizim denetimlerimiz yıllık. Şu anda sadece üretim yerlerine bugünkü tarihe kadar şu an aktif bir zeytinyağı üretim sezonu içerisinde doğrudan değiliz. Tabii ki sıkma döneminde değiliz. Yanlış söylemeyeyim. Şu anda üretim yerlerinde 846 adet denetim yapmış arkadaşlarımız. Ve bu işlemler sırasında 48 idari para cezası uygulamışlar. 39 kurumu da savcılıklara verilmiş durumda. 6,3 milyonun üzerinde de idari para cezası işlemi uygulanmış. Tabii biz bu denetimlerimiz sırasında bakanlığımızla taklit ve tahşiş yaptığı belli olan firmaları da bugüne kadar 27 kez kamuoyu duyurusu yaptık ve burada 218 tane zeytinyağı firmasını 896 parti ürününü kamuoyuna duyurarak taklit tahşiş noktasında bakanlık olarak faaliyetlerimizi sürdürmüşüz. Bazen şu çok konu gündem oluyor. Ya bu cezaların caydırıcılığı konusunda da birkaç kelime etmek istiyorum. Çünkü zaman zaman bu çok ciddi tartışılabiliyor. Şu anda bir firma taklit tahşiş yaptığı bizdeki laboratuvar sonuçlarına göre kesinleştiğinde
Biz o işletmenin gayri safi yurt içi gelirinin %1'i oranında ilk tespitte ceza kesiyoruz. Ancak bu kestiğimiz cezanın alt limiti 262 bin lira. Yani adam ister gelir 262 bin lira olsun yıllık, isterse daha da düşük olsa da ödeyeceği en az para cezası 262 bin lira. Bu merdiven altı bir firma da olsa ödeyeceği 262 bin lira. Firmanın büyüklüğü arttıkça gayri safi geliriyle alakalı olarak bu üst limit 2,6 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Yalnız bu ilk ihlalde. Aynı firmayı biz 3 yıl içinde ilk bir tekrar ettiğini gördüğümüzde, yani aynı suçu işlediğinde, bu sefer cezalarımız iki katına çıkıyor. Orada da gene gayri safi gelirini dikkate alarak para cezası uyguluyoruz. Ama bu sefer 3 yıl içinde birinci kez tekrar ettiği için bu sefer en az ödemesi gereken rakam 524 bin TL. Bu firmanın büyüklüğüne göre de 5,2 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Asıl en önemli kısımlarından bir de bunu kendine adet ettiren firmaları tekrar yakaladığımızda 3 yıl içinde, bu sefer de savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Diyoruz ki biz bu kişiyi yakaladık, size adalete teslim ediyoruz. Siz bu kişinin kusuruna göre 1.000 günle 3.000 gün arasında adli para cezası verebilirsiniz. Ve bu kişiyi gıda faaliyetlerinden 10 yıl süreyle faaliyetlerini durdurabilirsiniz diye savcılıklar kanununda yazan maddemiz bu şekilde. Ve savcılıklar bu kişiyi faaliyetten men edebilme yetkisine sahip. Tabii ki aynı şekilde bunun piyasada satanlarla ilgili hususlar da var, ama izlenebilirlik gibi bir konumuz var. Kişi izlenebilirliği sağladığı sürece üreticisine kadar gitme çabası içerisindeyiz. Tabii bizim tüm ticarette olduğu gibi bir de uzaktan sipariş yöntemiyle satılan ürünler var. Genellikle de en çok tüm ticarette olduğu gibi eleştirilen konuların başında da bu geliyor. Çünkü bu ürünler faturasız satılıyor. Üreticinin kimin ürettiği, kimin sattığı belli değil. İnternetteki görsel farklı, eve gelen görsel farklı. Sadece bir zeytinyağı şişesi, bilmem taş baskı, bilmem Egem'den, yok Ayvalık'tan, Memecik'ten, Gemlik'ten, Balıkesir'den gibi böyle farklı isimlerle isimlendirilebiliyor sosyal medyada. Tabii ki burada Instagram'dan, Twitter'ından, Facebook'undan aklınıza gelen tüm sosyal medya platformları yanında uzaktan satış yapan alan sağlayıcı, işte Trendyol'dur, şu an sahibinden dahil hepsi burada, ve aklınıza Amazon vesaire aklınıza gelebilecek tüm web sitelerinde de zaman zaman biz bu ürünlerin satıldığına şahitlik edebiliyoruz. Şimdi biraz önce toplantının başında bir arkadaşım size sorulara cevap vermek için burada demiştim. Bizim arkadaşlarımızın da şöyle bir görevleri var bu süreçte. Dairedeki işlerinin yanında şu anda arkadaşlar sosyal medyada, biraz önce Mehtap Hanım başta burada olduğunu göstermişti. Mehtap Hanım aynı zamanda kendine bunu görev edinmiş. Bize ya da herhangi bir URL adresi, herhangi bir internet sitesinde zeytinyağı ile ilgili satışta göze batan bir problem varsa, önce alan sağlayıcısıyla, eğer bu ürün televizyondaysa radyo televizyon üst kuruluyla, işte bilgi teknoloji ve iletişim kurumunu ilgilendiren erişim sağlayıcılarla ilgili bir problemimiz varsa orayla, Ticaret Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği halinde bu denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar arkadaşlarımız 1200'ün üzerinde, bakın çok önemli, 1200'ün üzerinde URL adresi ve web adresinde kısıtlama koymayı başardılar. Bu da bir başarı. Arkadaşlarımızın emekleri için teşekkür ediyorum. Denetimlerimizde bizi en çok zorlandıran kısımların başında internet satışları geliyor. Ve de bizim girmediğimiz, daha çok yönetimini belediyelerin organize ettiği pazarlarda, cami önlerinde, ya da böyle halkın çok yoğun olduğu yerlerde bir anda zabıtanın satış ve ticaretini kontrol ettiği alanlarda, kısa alanlarda bazı dönemlerde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii biz Türkiye'de sadece ceza yazan, denetleyen bir kurum değiliz. Bunu da bildirmek istiyorum. Sürekli kesiyoruz, ceza yazıyoruz deyip içinizi kararttırdığımı düşünüyorum. Tabii biz aynı zamanda da rehberlik eden bir kurumuz. Bu konuda zeytin üretim tesisleri için hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzu burada Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nden Mustafa Başkanım var.
Türk Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu'ndan, ki sektörün diğer paydaşları da burada. Yani Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği olsun, Tarış olsun, Ege Zeytinyağı ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği olsun, tüm sektörün temsilcileri, akademisyenler, bakanlığımızın bu konudaki kurum ve bu konudaki uzman arkadaşlarımızın katkısıyla da zeytinyağı üretim tesisleri için hijyen esasları ve üretimi tüm proseslerindeki uyulması gereken hususlarla ilgili de rehberler hazırlayıp sektörün kullanımına sunmuş bulunmaktayız. Tabii son olarak sözlerimin sonuna gelmişken, bu kadar laftan sonra biz tüketicilerimize de bazı tavsiyelerde bulunmak zorundayız. Yaptığımız tüm denetimlerde şunu görüyoruz. Tabii ki bir ürün öncelikli göstergesi fiyatı oluyor tabii ki. Yani ucuz diye bir ürünü almanın peşinde olduğunuzda tabii ki muhakkak kandırılabiliyorsunuz. Yaklaşık 1/5 oranını verirsek, yani zeytin fiyatıyla yağın fiyatını kıyasladığınızda herkes gerçek bir yağın ederini aşağı yukarı bu bilebilir. Ama ucuz gördüğünüz şeylerden biraz uzak durmakla, hatta kaynağını bilmediğiniz her şeyden önce, biz tüm ürünlerde, tüm gıda ürünlerinde kaynağını sorgulayamadığınız, geri dönüp marketinize ya sen bu bana nasıl sattın ya da satıcısına ulaşamadığınız bir ürünün tüketicilerimiz tarafından tercih edilmemesi noktasında biz uyarılarımızı tüm arkadaşlarımız tüm platformlarda bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki etiketsiz veya dökme olarak satılan ürünler, etiket bilgilerinde eksik olan, kazıntı olan, silinti olan, işte işletmecisinin belli olmadığı ürünler konusunda tüm tüketicilerimizi daha seçici davranmaları noktasında telkinde bulunmamız gerekiyor. Tabii ki saygıdeğer katılım, biraz sözlerime son verirken, ülkemizde gıda zincirinde faaliyetini etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından tüm paydaşlarla işbirliğinin önemini vurgulamak istiyorum. Bugün zaten bu sektörde, özellikle zeytinyağı sektöründeki tüm işbirliği yapılacak kurumlar bir araya getirdiği için, başta güvenilir ürün platformuna, tabii sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, saygıdeğer katılımcılara ve bu denetimlerde ve bu çalışmalarda birlikte çalıştığım, bize destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah program verimli bir şekilde geçer. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Ersin Dilber'e. Ağzınıza sağlık. Uyarılarınız, rehberliğiniz ve tavsiyeleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sektöre çok yararlı olur inşallah bu söyledikleriniz. Ayrıca size sorular var efendim. O soruları program sonunda yanıtlayabilirseniz çok seviniriz. Konuşmacıların da soruları gelecektir size. Şimdi Eğer bir aksilik olur da Sayın Bakan'la gitmek zorunda kalırsınız. Biz o soruları yazılı olarak sizden alırız. İlgili isimlere iletiriz. Merak etmeyin. O konuda da köprü görevi görürüz biz. Sadece Efendim. Celal Başkanım, Buyurun. çok özür dilerim. Buradaki Estağfurullah. Buyurun. soruların tamamına cevap verecek arkadaşlarım var. Ben Tamam. buçuk gibi çıkmam gerekiyor ama buçuğa Tamam. 10 kala 5 kala ayrılırım. Benim arkadaşlarım mutlaka sorulara cevap verecektir. Ben şimdi Tamam. Yani soruların cevabını şifahen alabiliriz. Sonra cevap vermek isterlerse de yazılı olarak ilgili isme iletiriz. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz katıldığınız, geldiğiniz için selamlarımızı iletiyoruz. biz Evet, teşekkür. şimdi Doktor Mustafa Tan'la devam ediyoruz. Mustafa Tan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı. Mustafa Başkan'ı biz Mersin'de tanıdık. Muhteşem bir isim. Herhalde Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı konusunda en önemli isimlerden biri. Çok da iyi bilen bir isim. O anlamda konuşması bizi aydınlatacaktır. Sevgili Başkanım buyurun. Çok teşekkür ederim başkanım. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, bizi takip eden izleyiciler, hepinizi şahsım ve konseyimiz adına, Türkiye'de ilk kurulan ürün konseyi olan Zeytinyağı Konseyi adına selamlıyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Müdürümün değerli açıklamalarına da atıfta bulunarak bana verilen sürede altını çizeceğim önemli hususları şimdiden belirtmek istiyorum. Öncelikle Uluslararası Zeytin Konseyi'nde uluslararası meslektaşım olan Jaime Lilio'nun
açıklamalarını, değerli açıklamalarını gördük. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kurumun icra direktörüdür. Biz de Ulusal Zeytin Konseyi'yiz. Ve birlikte ta başından beri Sayın Genel Müdürüm, Uluslararası Zeytin Konseyi'yle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'de Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda ilk çalışmaları yapan tarihte bulunduğumuz yıllarda kişileriz. Ve bu doğrultuda da Türkiye'nin standartlarını Avrupa Birliği standartlarına benchmarking yaparak, karşılaştırma yaparak uygulayan tek ülkeyiz. Magribi ülkeler falan da daha sonra bizden esinlenerek yapmıştır. Şimdi biz aslında zeytincilikte biliyorsunuz 2007 yıllarında Sayın Genel Müdürüm ilk konsey kurulduğunda o zaman biz hedefler koymuştuk Tarım Bakanlığı ile birlikte. Ve dünyada zeytinciliği bırakmış olduğu liderlik koltuğuna ulaştırma yolunda hedeflerimizi çizdik. Ve ilk aşamada dünya ikinciliği hedefi işte ağaç sayımızı ikiye katlamak, üretimimizi arttırmak. Tüketimimizi arttırmak hem sofralık zeytinde hem de yağda. Ve bu geçtiğimiz 2007-2024 17 yıl içinde geçtiğimiz 2022-2023'te bu hedefe ulaştığımızı sevinçle bildirmek istiyorum müjde olarak. Çünkü dünya ikinciliği olan 421 bin tonu elde ettik, bir rekor kırdık. Geçen sene ve ondan önceki yıllarda ise diğer ülkelerde gerçekten bir hüsran tablosu vardı. Bizim ülkemiz layık olduğu bu kültür birikimi ve verimli toprakları ile iklim değişikliğinden nispeten az etkilendiği için şanslıydı. Bu yılda da o 2022-2023'teki hedefi ya da rekoru kırmak için uygun bir ortam var. İnşallah iklim biraz daha uygun giderse önümüzdeki günlerde bundan ümitliyiz. Şimdi böylesine bir hedef konmak, hedef başarının kutup yıldızı biliyorsunuz. En önemli şey. Ve dünya ikinciliği hedefine ulaştık Sayın Genel Müdür, değerli Azur'un. Ağaç sayımızı 100 milyonlardan 202 milyona çıkardık. Bu da büyük bir hedef. Aynı dönemde böyle bir artış sağlayan diğer bir ülke yok. Ancak bu zeytincilikte sorunlar bütün ülkelerde aslında aynı. Bugün burada konuştuğumuz taklit tahşiş sorunu Uluslararası Zeytin Konseyi Başkanı tarafından da dile getirdi. Ve neler yaptıklarını, onlar öncelikle standartlar belirlediklerini söylediler. Ancak denetim konusunda kaba tabirle topa girmediklerini belirttiler. Yani denetimin onlarda olmadığını ifade ettiler. Mesela bu konuda da her ülkede sorunlar aynı. Ama buna yaklaşım çok önemli. Gerçekten ülkenin otoriteleri, resmi otoriteleri bu konuda önlem alıyor mu? Sizin açıklamalarınızla oldukça önemli çalışmalar yapıldığını biz de biliyoruz. Zaten sizlere sık sık tespit ettiğimiz uygunsuz hem taklit konusunda hem tahsis konusundaki mektuplarımızı yazıyoruz. Şikayetlerde bulunuyoruz ve bunlardan yaptırımlar uygulanıyor. Şimdi biz ama yani buna rağmen biliyorsunuz yasalarımız her ne kadar caydırıcı mı o konu tartışılır. Şimdi artışlar olmakla birlikte hala daha bugün bu toplantıyı yaptığımıza göre değerli arkadaşlar bu konunun tamamen çözüme ulaşmadığını görüyoruz. Burada gerçekten yükünüz ağır. 81 ilde il müdürlükleriyle kontrol yetkisini elinizde tutuyorsunuz. Bu çok çok önemli. Burada bizim üyelerimiz var. Tariş var, Ege İhracatçı Birliği var. İstanbul Ticaret Borsası var. Bu değerli kurum kuruluşların temsilcilerinden tabii ki özel sektörün en büyükleri ve butiklerine kadar herkes üyemiz. Onlardan zaman zaman bu kontrolün daha yaygınlaştırılması konusunda sizlerle işbirliğimizin arttırılması ve bu şekilde bir sinerji ortamı yaratılması, çarpan etkisi yaratılması önerisi gelmişti. Ve Sayın Genel Müdürüm size bir 24/1/2022'de bir mektup yazmıştık. O zaman Sayın Pakdemirli vardı. Biz Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olarak tıpkı rekolte tahmin çalışmasında bize verilmiş olan bakanlık tarafından yetki son derecede iyi sonuçlarla TÜİK tarafından kabul edilen nadir rekolte tahminlerinden
onun gibi bir yetkiyi taklit ve taşla mücadele konusunda da istemiştik. Ve Sayın Ekrem Bey, Bekirli, 25-11-2021 tarihinde de bu konunun gerçekten çok önemli olduğunu, konseye bu konuda görev vermenin önemli olduğunu belirtmişti. Ancak bilahare bize 4-3-2022'de gelen otorite olan Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde olduğu ve 81 ilde görev yapılan elemanlarca denetlendiği söz konusu olan bir yazı gelmişti. Burada biz 8 maddelik bir taklit ve taşite mücadele yönetmeyi hazırlamıştık. Aslında bu konunun bir daha gündeme getirilmesinde yarar görüyoruz. Burada sizin belirlediğiniz kriterleri konsey biliyorsunuz aynı zamanda Tarım Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelikle Tarım Kanunu çerçevesinde kuruldu. Dolayısıyla biz sizle birlikte hareket eden Türkiye'deki zeytin sektörünün çatı kuruluşuyuz ve sivil toplum kuruluşuyuz ama resmi niteliğimiz de var tabii ki. Bunun tekrar gündeme getirilmesi önemli Sayın Genel Müdürlerimizde en fazla rahatsız olduğumuz konuların başında taklit ve taşişin yapıldığı alanlar geliyor. Bu alanlar genellikle işletme kayıp Ses geliyor mu size? Size evet. Düştü herhalde ses başkan. Nasıl yapalım Elif efendim? Hanım? Bu arada başkan bağlandınız mı başkanım? Geliyor Celal Bey. Efendim? Başkanım bağlandınız mı? Konuşur musunuz? Ben sizi dinliyorum. Benim tamam. Sesim geliyor mu? Kesinlikle evet. Bir ara devam edin evet. Lütfen. İnternette düzensizlik olur. Yani yol kenarları çok önemli. Başkanım bu arada Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçi Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener bizimle birlikte burada. Onu selamlıyorum. Konuşmalarınızda ona da göndermeler yapabilirsiniz. Bu arada tüyo vermiş olayım. Sevgili Ali Kopuz Başkanım da bizi izliyor şu anda. Onu da selamlıyoruz. Buyurun başkanım sizi dinliyoruz. Sayın Ticaret Bakanlığı Genel Müdürümüz bizle sürekli birlikte çalıştığımız tıpkı BÜGEM gibi işte koruma kontrol gibi Uluslararası Zeytin Konseyi'nden sorumlu zaten kendileri ve oradaki çalışmaları görüyorlar. Şimdi biz Uluslararası Zeytin Konseyi'nde yapılan kalite kontrol konusundaki beyaz liste, kara liste konularındaki çalışmalardan aynılarını yapıyoruz ama onlardan farklı olarak elimizi taşın altına sokup Sayın Genel Müdürüm bir öteye gidip size bu konuda gerçekten bütün imkanlarımızla, sektörümüzün bütün imkanlarıyla da yardımcı olmak istiyorum. Şimdi bu yol kenarları çok önemli. Burada ben de izliyorum. Tarım İl Müdürlüğü'nde arkadaşlar çok gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Ve işletme kayıt numarası olan, onlarda kayıtlı olan firmalara gidiyorlar. Ancak açıkçası denetimin bir de şeyde yapılması lazım. Bakın Türkiye'de sayıları çok olmayan teneke fabrikaları var. Teneke fabrikalarından her üretici teneke alıyor ve dolum yapıyor. Bu teneke fabrikalarında işletme kayıt numarası olmayan, üzerinde böyle kontrfason işte zeytin dalı yok resmi bilmem ne olan bu tenekelerde natürel sızma yağı diye satılıyor ve onlar üreticiler dolduruyor ve üretici olmayanlar daha çok dolduruyor. Ve esas taklit taşişi de bunlar yapıyor. Şimdi en önemli konu Türkiye bu dünya ikinciliği hedefine ulaşırken tabii ki maliyetlerini, gelişmeleri ayarlıyor ve dünya fiyatlarını takip ediyor. Biliyorsunuz birlikte görüşüyoruz. İşte dövme yağı ihracatı zamanında kısıtlanıyor. Sonra bizim taleplerimiz doğrultusunda tekrar açılıyor. Ancak burada çok önemli bir fren yapıcı bir etki var. O da bu taklit ve taşiş konusundaki durum. Şimdi bugün
Buradaki fiyatımızın açıklayacağı gibi benden sonra konuşmacılar 250-300 lira arasında yağ kalitesine göre natürel bir yağ grubu var. Bunu hiçbir şey yapmadan tenekeye koysanız zaten 1250 lira, 1500 lira maliyeti var. Bunun etiketi, ambalajı, vergisi, algısı ve bir yıl içindeki yıllık enflasyon düşürmesi çıkıyor. Şimdi burada diğer yağlar var biliyorsun. Hakkı buna telaffuz etti. Kanola yağı son zamanların çok gündemde olan palm yağı. Bunların Tahir Bey daha iyi bilir. Sanıyorum 30 TL falan kilogramları. Ve bunu 5 ile çarptığınız zaman işte 150 lira gibi bir raf fiyatı var. Ama bunun içine zeytinyağıymış gibi yapılıyor. Biliyorsunuz boyar maddeler konuyor. Sudan 25 bildiğim kadarıyla ve zeytin esansı konuyor. Şu anda bu müthiş bir şekilde yani 750 liraya sayın genel müdürüm yağ satılıyor biliyorsunuz. Sizin de isimlerini saydınız. 750 liraya satılan yağda maliyet 150 lira. %500 kar yapıyor. Oysa burada en yüksek fiyatı veren zeytinyağı üreticisi 1500-2000 lira olsun. Yani en fazla %60-70 bir yıllık enflasyon oranında bir şeyi var. Şimdi bu iyi yağ üreten, kaliteye önem veren bir üretici önünde gerçekten engel değil mi? Bu denetlemeyi nasıl yapabiliriz? İşte burada bizlerin o taktik ve taşla ilgili komisyonun yönetmeliğini bir daha gözden geçirirsek belki arada bir şeyler de yapabiliriz. Ama şu anda resmen zeytinyağı üreticilerinin şevki kırılıyor. Bir karşımıza geçip böyle yani deli kızdırır gibi nanik yapıyorlar. Ve bunlar şeyde satılıyor Sayın Genel Müdürüm. Kahvehanelerde bile satılıyor. Bu beyaz tenekede veyahut da işte o teneke fabrikalarında üstünde sızma yağı yazan tenekelerde. Biz bilgi ve birikimimizle sizlere her zaman olduğu gibi bütün deneyimimizde sizin yanınızdayız. Yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları takdir ediyor ve destekliyoruz. Ancak çarpan etkisi yaratmak için sektörün dinamiklerini de devreye sokmamızın sivil toplum kuruluşlarıyla devletin bir arada olması gerektiğini bildiriyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nde bu bizim uyumakla yükümlü olduğumuz biliyorsunuz Avrupa Birliği müktesebatında tam da bu anlamda enterprofesyoneller var. Yani konseyler enterprofesyonel, branşlar arası örgütlerdir. Bunların deneyimlerinden yararlanıyorlar. Mesela İspanya'da ASEMESA var. İşte İtalya'da var. Tunus'ta var. Bizde de Zeytinyağı Konseyi var. Burada eskiden biliyorsunuz bütün unsurlar tek tek sizin kapınızı çalıyordu. Birliklerde ben de uzun yıllar çalıştım. Sayın Genel Müdürüm burada saygılar sunuyorum. Güngör Bey. Birlikler olarak geliyorduk. İşte Komili geliyordu, Kristal geliyordu. Anlatabiliyor muyum? Borsalar, odalar geliyordu. Şimdi konsey kurulduğunda hepsinin ortak görüşünü biz ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu sorunun önümüzdeki dilimde hep birlikte ben bu arada öncelikle Sayın Başkan ve bu toplantıyı tertipleyen yine başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Son derece önemli bir konuda bizi buluşturdular. Teşekkür ediyorum. Tekrar söz alabilirim. Sorular veya bana sorulan soru şeyde bölümde. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yine bizi farklı ufuklara taşıdınız. Önemli mesajlar verdiniz. Pardon. Şimdi söz sırası Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Emre Uygun'da. Emre Bey'e sözü vermeden önce bu ihracatçı birliğinin bu dönem başkanı oldu sanıyorum başkanım. Biz doğru. İki ay katıldı. Evet Cem. Yani bu Mayıs ayında görevi geldi. Zeytinyağı konusunda her zaman önemli verileri ve bilgileri aldığımız, dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi aldığımız çok önemli bir kurum birliğiniz. Onun için birliğinize
tüm ekonomi gazetecileri olarak teşekkür ediyoruz. Sözü Çok size teşekkür bırakıyorum. ederiz. Buyurun. Çok sağ olun. Öncelikle nazik davetiniz ve takdiminiz için. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Genel Müdürümüz ayrıldı galiba. Zeytin sektörümüzün kıymetli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, herkesi hepinize hoş geldin diyor ve şahsım ve Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Zeytinyağı'nda taklit ve taşiş sorunu sektörümüzü tehdit eden çok önemli bir konu. Özellikle iç piyasada en önemli sorunlarımızın başında gelmekte. Bu sorun tüketici sağlığı açısından büyük riskler taşımakla birlikte sektördeki güveni de zedelemektedir. Sektörde özellikle yurt dışı satışlarda, yerel pazarlarda, yol kenarlarında ve özellikle Mustafa Bey'in de belirttiği gibi son yıllarda artan internet üzerinden satışlarda taklit ve tahşiş yaygın olarak görülmekte. İç piyasada üretici ve tüketici fiyatlarının regüle edilememesi ve kontrollerin yetersiz kalması nedeniyle maalesef tahşişli zeytinyağı satışlarında kim yıllarda oldukça yüksek artış görüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için cezaların ve denetimlerin yetersiz olduğu hepimizin malumu. Özellikle yol kenarlarında markasız, uygun olmayan ambalajlarda satışların muhakkak denetlenmesi gerekmekte. Ayrıca bu yağların taşınmasını gerçekleştiren tankerlerin yani nakliye araçların, depoların özellikle depolar bazında çok sıkı kontroller yapılmalı. Taklit ve tahşiş sektörde haksız rekabeti arttırmakta, kayıt dışılığın önlenememesine yol açmakta ve bu durum hem zeytinyağındaki kalite artışını hem de sektörün büyümesini engellemektedir. Bu sorunun önlenmesi için denetimlerin ve cezai yaptırımların arttırılarak daha ağır tedbir ve yaptırımlara ihtiyaç duyulmakta. Tahşişli zeytinyağı ticareti yapanların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması ve tahşişin süreklilik kazanması halinde ilgililerin ticaretten men edilmesine kadar cezalar gerekmektedir. Özellikle internet üzerinden satılan sahte zeytinyağları son yıllarda çok büyük bir sorun teşkil etmeye başlamıştır. Çeşitli web sitelerinde bir kısmını Ersin Bey dile getirdi. Çok uzun satılan bu tip zeytinyağları halk sağlığına da büyük bir tehlike arz ediyor. Bu konuda Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak Ticaret Bakanlığımıza birkaç defa resmi olarak başvuruda bulunarak internette satılan zeytinyağlarının denetim ve kontrolünün sıklaştırılması gerektiğini belirttik. Bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu çerçevede ele alınması gereken bir diğer önemli nokta da tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve doğru ürünleri tercih etmeleri için bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesidir. Halkımızın zeytinyağı hakkındaki bilgi sahibi olması, taklit ve tahşiş ürünlerin ayırt edilmesine ve bu ürünlerin tüketimin azalmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Eğitim programları, kamu spotları, sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşacak bilgilendirme faaliyetleri, tüketici farkındalığını arttırmada kritik öneme sahip. Bu tür kampanyalar hem tüketici güvenini arttırmakta hem de sektördeki haksız rekabeti azaltmakta etkili olacaktır. Taklit ve tahşiş sadece yurt içini değil, yurt dışı pazarlarımızı da olumsuz etkilemektedir. İhracat yaptığımız pazarlarda güven kaybettiğimize, markalarımızın itibarının zedelenmesine neden olmakta. Ülkemizin zeytinyağı ihracatına da zarar verilmektedir. Bu bağlamda denetim standartlarının güçlendirilmesi, küresel pazarlarda rekabet gücümüzü korumak için büyük önem arz etmektedir. Zeytinyağı sektörümüzün sürdürülebilirliği ve büyümesi için taklit ve tahşişle mücadelede tüm sektör hep birlikte kararlılıkla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sözlerimin sonuna gelmeden evvel İstanbul Ticaret Borsası'na ve Celal Bey güvenli ürün platformuna tekrar bizi davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kısa bir giriş yaptım. İkinci kısımda ve sorular geldiğinde cevaplamak için burada hazır olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi önemli bir kurumun başındasınız. Türkiye'nin ihracatının önemli bir bölümü sizin kurumunuz vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Bunu biliyoruz ve bundan dolayı da size ve kurumunuza teşekkür ediyoruz. Bu kurumun da önemli markaları var. Bu markalardan biri Tarış. Türkiye'nin göz bebeği, çok önemsediğimiz önemli bir markamız. Şimdi onun genel müdürü Güngör Şarman konuşacak. Söz sizin efendim, buyurun.
Bu arada Mehtap Hanım sorularınızı online'da yazılı olarak cevaplıyor. Bilginize onu da takip edebilirsiniz. Mehtap Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Genel Müdür. Güngör Bey, sesiniz kısık. Mikrofonu açarsanız. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Şu arada sesimizi açtık. İstanbul Ticaret Borsamızın değerli Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap Bey'e, değerli dostum Osman Berberoğlu'na böyle bir toplantıya bizi davet ettikleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda değerli katılımcılar ve sektör içerisinde sürekli beraber olduğumuz Mustafa Tan, Emre Uygun ve Tahir abiye de çok selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Uygun görürse biz şu ana kadar söylenen şeyler açısından tekrara girmeden birkaç cümleyle nereden nereye geldiğimizi ifade etmekte fayda görüyorum. Bu üzerinde yaşadığımız ülke zeytin ve zeytinyağı açısından bize çok imkan sağlayan bir iklimle bizi karşılıyor. Biz 85 yıl önce, bu ülke 85 yıl önce 1939 yılında zeytinle ilgili bir kanun çıkardı. Diyebilirim ki Türkiye'de o dönemde ve sonraki süreç içerisinde kendisi hakkında kanun çıkarılan bir meyve veya bir bitki yok. Buradaki olay neydi? O zamana kadarki zeytin bahçelerinin ıslahı, korunması, genişletilmesine yönelik bir takım tedbirleri içeriyordu. 1939 yılından bu tarafa doğru geldiğimizde özellikle 2000'li yılların başından itibaren devlet ve özel sektör eliyle büyük yatırımlar yaptık bu sektöre. Çok büyük yatırımlar yaptık hep beraber. 2000 yılında 90 milyon olan zeytinyağı ağacı varlığımız günümüzde Mustafa Tan'ın da ifade ettiği gibi 200 milyonu aşmıştır. 2000'li yılların başında 300 bin kişi olan zeytin üretici sayımız bugün 500 bin kişiyi aşmıştır. Türkiye'de 41 ilde zeytincilik yapılır noktaya gelinmiştir. Toplama, budama, gübreleme ve sulama süreçlerinde kaydedilen gelişmeler sonucu ki çok ciddi gelişmeler kaydetmiştir sektör, üretimde, verimlilikte ve kalitede ciddi artışlar sağlanmıştır. Var yok yılı arasındaki makas azalmıştır. Bunun yanında sektörümüz zeytin işleme, depolama, ambalajlama gibi üretim sistemlerinde de uluslararası standartlarda faaliyet göstermektedir. Peki bütün bu çabaların sonucunda ne olmuştur? 2000'li yılların başında da o dönemdeki Tarım Bakanlığımızın ifade ettiği gibi Türkiye zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğini kendisine hedef olarak belirlemiştir. Ne mutlu bize ki evvelki seneki üretimle 420 bin tonluk zeytinyağı üretimimizde bu hedefi de yakaladık. Ve bu çok sevindirici bir gelişmedir. Aynı yılda aynı zamanda sofralık zeytin üretimiyle de dünya birinciliğine yükseldik. 735 bin tonluk bir sofralık zeytin üretimimiz vardı. Önümüzdeki yıllardaki yeni dikimler bütünüyle devreye girdiğinde ülkemiz 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin hedefini yakalayacaktır. Yani bu çıtayı daha yukarılara çektiğimizi göstermektedir. Buraları yakaladığımızda çıtayı hep beraber daha da yukarılara doğru çıkarmamız gerekiyor ve bunu çıkarmamız da son derece mümkün görünüyor. Fakat bütün bu güzel gelişmelerin kaydedildiği bir sektörde birkaç tane de olumsuz noktayı vurgulamadan geçmek mümkün değil. Bunlardan birincisi koruyucu kanuna rağmen 1939 yılında yürürlüğe girmiş olan koruyucu kanuna rağmen zeytin ağaçları bir takım mülahazalarla özellikle maden olayı, nükleer santral olayı, inşaat alanlarının genişlemesi ve benzeri sebeplerle ciddi biçimde zeytin ağaçlarımızda eksilmeler meydana gelmektedir. Bu konuda özenli davranmakta ve zeytin ağaçlarımızı koruyarak yapacağımız yenilikleri, yeni yatırımları yapmakta fayda var diye düşünüyoruz. Bu çok önemli. Yine son günlerin çok önemli, sektörümüz açısından çok önemli bir konusuna da girdikten sonra taklit ve tahşişe girmek istiyorum.
3 yıllık bir süreçte başlayan ve son yılda çok yoğunlaşan, ne zaman biteceği belli olmayan bir zeytinyağı ihracat yasağıyla karşı karşıyayız. Şimdi öyle ki bir yandan Türkiye bugüne kadar görmediği bir üretimle karşıladı bizi. 420 bin ton üretim. 420 bin ton üretimin olduğu bir dönemde dünya birincisi olan, üretimde dünya birincisi olan İspanya'nın üretimi %65 civarında geriye geldi. 1 milyon 500 bin 600 binlerden 680 bin 700 binler mertebesine geldi. Yani onların ürün kaybetmesi, beri yanda da yine dünyada bizim bu konuda rakiplerimiz durumunda olan İtalya ve İspanya'da, affedersiniz, İtalya ve Yunanistan'da da istenilen miktarda üretimin olmaması adeta bize bir fırsat sundu. İhracat bakımından fırsat sundu. Ankara'da hükümetimiz ciddi biçimde ekonomiyi düzeltmek için ihracatı önemli bir güç olarak kullanmaya çalışırken ve ülkeye döviz kazandırma çabası hep beraber hepimiz tarafından devam ettirilirken bu zeytinyağının ihracatına yasak konulması çok şaşırtıcı bir gelişme olarak ortaya çıktı. Sektörümüzde hiçbir firma, hiçbir kişi zeytinyağı ihracatına konulan yasağı desteklemedi. Bu ihracatla ilgili olarak, bu yasakla ilgili olarak ortaya konulan argümanlar da yasağın konulmasını haklı çıkarmadı. Neden? İç piyasaya yetecek kadar zeytinyağımız var. İhracat yapmaya elverişli zeytinyağımız var. Dünyada zeytinyağı üretimi eksik olduğu için bunu fiyatların yükseldiği bir dönemde ülke için döviz kazancına dönüştürme imkanımız var. Ve fiyatlar Avrupa'da, özellikle İspanya'da 4 euroluk seviye adeta bir kırmızı çizgiyken bu kırmızı çizgi aşıldı, 9 eurolar mertebesine geldi. Ve böyle bir durumda çok ciddi paralar kazanma imkanı varken biz ihracat yasağıyla karşı karşıya kaldık. Böyle bir durumda hem ülke döviz kaybetti, hem ihracatçı kaybetti, hem de baktığımızda uluslararası piyasalarda sektörümüze olan güven ciddi biçimde zafiyete uğradı. Peki bu konuyu çok uzatmayacağım ama yasak hala devam ediyor. Devam etmiş olması nedeniyle burada düzenlediğimiz bu değerli toplantıda bir sesimizi yine feryadımızı iletmemiz gerekiyor. Çünkü bizi bu sene yine çok güzel bir üretim bekliyor değerli katılımcılar. 450 bin ton zeytinyağı üretimi bekliyor. Son zamanlardaki sıcakların artması ve yağışlarda görülen zayıflama nedeniyle bu 450 bin tondan sonra 400 bin tonluk rekolte telaffuz edilir oldu. Bu da çok güzel bir üretim miktarı. Şimdi böylesine yüksek bir üretimin olduğu bir dönemde şöyle bir şanssızlığımız da var tabii bizim. İspanya'daki üretim de düzelmeye başladı. İspanya hemen hemen geleneksel üretim miktarını yakalama noktasında 1 milyon 400 binlerden söz ediliyor. Bu neyi gösteriyor? O arada diğer ülkeler tabii İtalya'sı, Fransa'sı, Yunanistan'ı da evvelki seneye göre daha yüksek bir üretimle karşı karşıyalar. Yani bu sene ürünümüzü değerlendirebilmek bakımından çok zorlu ve rekabetçi bir ortamın içerisine gireceğiz görünüyor. Peki bunun için ne yapmak lazım? Mümkün olduğu ölçüde o 420 bin tondan kalan stokları eritecek bir çaba göstermemiz lazım. Üreticinin ürünü nasıl değerlendirilir? Değerli katılımcılar, iki şekilde değerlendirilir. Bir, iç piyasada, iki, dış piyasada. Ya biz şimdi dış piyasayı kapatmakla, dış piyasaya yasak getirmekle tek bacaklı kaldık. İç piyasada değerlendirmek. Buradaki temel amaç neydi? Buradaki temel amaç baktığımızda içerideki fiyatların aşırı yükselmesini önlemekti. Ancak uygulama bize şunu gösterdi. Bu amaç başarılı olamadığı gibi tersine durum gerçekleşti. İçerideki fiyatlar daha da yukarıya geldi. Dolayısıyla ana sebebi, kök sebebi başka şekillerde aramak lazım. Ama bir uçtan da bizim zeytinyağımızı satacak ortamı oluşturmamız lazım. Ve mümkünse bunu çok kısa zamanda yapmamız lazım. Serbest piyasa mekanizması içerisinde zeytinyağcının çalışmasını sağlamamız lazım. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Her zaman savunulan bir ortamdır. Değerli katılımcılar, birbirimizi tanıyoruz ama ben aynı zamanda Ege İhracatçılar Birliği yönetim kurulu üyesiyim.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesiyim. Türkiye Odalar Borsalar Meclisi'nde de meclis üyesiyim. Yakın zamana kadar da meclisin başkanı bendim. Bunu niye anlattım? Doğrusu bütün bu gömlekleri kullanarak, yazışmalar yaparak, toplantılar düzenleyerek Ankara'yı daha rasyonel bir noktada karar vermeye davet ettik. Ticaret Bakanlığımız her defasında şu andaki Sayın Bakanımız Ömer Bey özellikle çok olumlu karşıladı bizi, sağ olsun. Biraz Tarım Bakanlığı yönüyle dirençle karşılaştık. Peki geldiğimiz noktada durum nedir? Olay biraz daha yumuşatıldı. 50 bin tonluk bir kota açıklandı. Her ay 10 bin ton yapılacak şekilde 5 aylık bir süre tanındı. Daha sonra kısa bir süre sonra bu her ay 10 bin tonluk kısıtlamada kaldırıldı. Sağlanan kotayı kota sahiplerinin bu süre içerisinde herhangi bir zaman diliminde gerçekleştirmesi imkan dahiline girdi. Firmalar nasıl belirlendi? Firmaların belirlenmesi de firmaların son 3 yıllık ihracat performansına bakıldı. Bu ihracat performansına göre kendilerine miktar tayin edildi. Eğer bu 50 bin ton ihracat gerçekleşirse birazcık sektörün gazını almış olacağız. Birazcık eldeki stokların yeni ürün üzerinde baskı yaratmasını önlemiş olacağız. Çünkü yeni ürün çok geldiği için eldeki stokları da eklediğimizde Suriye'den de ortalama 40 bin 50 bin ton zeytinyağı geldiğinde sektör çok ciddi sıkıntılarla karşılaşacak. En kısa zamanda ihracat yasağını kaldırmalıyız. Ama bunun yanında bir şey daha var konuşmamız gereken. Tonda 200 dolar olan fon da kalkması gerekiyor. Biz devletimize ihracatçılar olarak o 200 ton doların 200 doların tonda 200 doların çok çok üzerinde döviz getiririz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Dolayısıyla işin bu noktasındaki şeyleri de ortaya koyduktan sonra sabrınıza teşekkür ediyorum. Çok net, fazla lafa girmeden daha ziyade çözüm önerilerini içeren konuşmamı yapmak istiyorum. Ben Tarım Bakanlığı'ndan Sayın Genel Müdürümüzün de bunları duymasını isterdim. Ama biz Mustafa Tan da biliyor, zaten beraber çalıştık şu şey konusunda, işbirliği protokolü konusunda. Mustafa Tan ona gerçi yönetmelik dedi ama o bir işbirliği protokolüydü. Tarım Bakanlığı'na biz şunu teklif ettik. Dedik ki bakın biz oturduk sektör olarak, sektörün önde gelen firmaları olarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın özü şudur. Şu taklit ve tahşiş olayında sektörün öz denetim mekanizmasını kuralım ve harekete geçirelim. O öz denetim mekanizması da sektörün mensupları arasından oluşacak. Ayrıntılara beraber bu konuda bir toplantı yaptığımızda bahsederiz veya protokolden sizleri de bilgilendiririz. Oldukça iyi bir şeydi o çalışmaydı. Dönemin bakanı Sayın Pakdemirli Bey'e bir fırsat oldu. İzmir'e geldiği bir sırada bunu anlattığımızda yanındaki sayın genel müdürlere döndü. Dedi ki arkadaşlar dedi bakın ben dedi aylardan beri sizlerden böyle bir şey bekliyordum dedi. Bakın çok güzel bir öneri dedi. Lütfen dedi bu konuda çalışın ve bunu hayata geçirelim. Biz o sırada çok keyiflendik tabii. Ya, tabir yerindeyse bayram ettik. Ama kamunun bir genel hastalığı diyelim veya tabirimi bağışlayın. Kısa bir süre sonra Sayın Bakan değişti. Sayın Bakanların değişmesi son derece normaldir ama bu arada sanki başka bir hükümet gelmiş gibi önceki bakanların yaptığı şeyler unutuldu. Bir kenara bıraktı, kaldı. Biz yeniden bir takım çabalar içerisine girmek durumunda kaldık. Bu konudaki çabalarımızı artırmak istiyoruz. Bir ara Ankara'da şu andaki Sayın Bakanımızın da bulunduğu bir toplantıda Emre Bey sen var mıydın? İhracatçılarla beraber gitmiştik. Sayın Bakan'a ben arz ettim. Dedim ki Sayın Bakanım böyle bir çalışmamız var. Önceden de kabul görmüştü. Ve bakın bu çalışmayı gördüğünüzde teşekkür edeceksiniz arkadaşlara da bizlere de. Dedi ki ilgilenin bak bu konuda özel bir randevu verin görüşelim dedi. O konuda çok fazla ilerleme kaydedemedik. İşin özü şu. Denetim yetkisi Tarım Bakanlığı'ndadır. Şimdi değerli katılımcılar, kamudan katılan, kamuda çalışanlar, ben de eski bir genel müdürdüm Ticaret Bakanlığı'nda. Kamudan katılanlar, kamudan gelenler yetkilerini paylaşmakta cimridirler. Yetki vermezler. Yetki verilmesi işi de zaten bir takım hukuksal düzenlemeleri de gerektirir. Kanun falan gibi.
Biz burada tamamen bir işbirliği protokolü öneriyoruz. Bir işbirliği. Yani işin başlangıcında yapılacak bir takım çalışmalar konusunda Tarım Bakanlığı kendi göreviyle ilgili konularda bizi görevlendirsin. Biz çok hızlı tespitler yapalım. Taklitli, tahşişli, şunlardı. Tarım Bakanlığı'nın önüne koyalım. O sonraki mekanizmada en son yetki onundur. Gereğini yapsın. Şimdi Sayın Genel Müdürümüz Tarım Bakanlığı'ndaki bir geleneğin bir parçası olarak bize çok başarılı çalışmalar yaptığını anlattı. Çok sayıda denetimler yaptığını anlattı. Teşekkür ederiz. Rakamlara baktığımızda baş döndürücü. Ama ne yazık ki sadece diğer sektörleri bilemiyoruz tabii. Zeytinyağı sektörü açısından baktığımızda bu bize yetmiyor. Bu bize yetmiyor. Yani fiyatların yukarı gelmesi ve zeytinyağının da değerli bir ürün olması nedeniyle çığ gibi büyüdü zeytinyağındaki taklit ve tahşiş olayları. Ve yaptırımlar arasında ben Sayın Genel Müdürümüzü dikkatle dinledim. Batı ülkelerinde olduğu gibi Singapur'da var ve Avrupa'da bir ülkede var. Hollanda olabilir. Yanıltmış olmayayım, onu netleştirebilirim size. Ürüne el koyma hadisesi var. Zaman zaman bizde de oluyor bu. Ürüne el koyulması lazım. Firmanın geçici süreli veya kesin olarak kapatılması lazım. Ancak ve ancak yaptırımlar bu kadar korkutucu olursa bu hadiseden biraz daha uzaklaşmış olur insanlar. Yakın zamana kadar olay neydi? Yakın zamana kadar olay, adam bir yandan sahte tankeri yüklüyor. Bir yandan da sanki diyor ki getirin şu cezanızı, makbuzunuzu kesin de ben ödeyeyim, bu işe devam edeyim diyor. Şimdi böyle komik, hatta trajik bir durumla karşı karşıya kaldık. Yaptırımları artırmadığımız takdirde ciddi bir şekilde sektörü mağdur etmeye devam edeceğiz. Ama bu mağduriyet tam anlamıyla nasıl oluyor baktığımızda? Bir kere tahşişi yapan haksız kazanç elde ediyor. Hukuk dışı, ahlak dışı bir kazanç elde ediyor. Peki düzgün çalışan firmalar açısından rekabeti kötüye kullanıyor. Onlar cezalandırılmadığı için de ayrı bir sorun ortaya çıkıyor. En önemli konulardan birisi tüketici aldatılıyor. Tüketiciyi de aldatıyorlar. Daha sonra baktığımızda da zincirin son halkası diyelim ki biliyorsunuz biz bir üretici kuruluşuyuz. Düzgün ve kaliteli ürün üreten üreticinin de haklarını gasp etmelerine yol açıyor. Çünkü tüketicimiz biraz fiyat endeksli tercihlerde bulunduğu için bakıyor fiyata, özellikle internet ortamında işte 5 kilosu diyelim ki 500 lira. Aa tamam ben buldum diyor. Ve yol kenarında İstanbullu Bodrum'a gittiğinde, Milas'a gittiğinde dönüyor geliyor. Yolda aa ben şu çiftçiyi gördüm. Orada tenekeyle veya ambalajla satıyordu. Kışlık zeytinyağımı aldım diyor. Şimdi bütün bunlar baktığımızda iyi görünmüyor. Bizim bu işi önlememiz lazım. Peki neler olması lazım? Denetimi daha etkili hale getirmeliyiz. Az önce Mustafa Tan'ın ve benim bahsettiğim bu işbirliği protokolü bunun çok önemli noktalarından bir tanesidir. Yaptırım caydırıcılığı getirecek düzeyde olmalı. Onun dışında zincirin tüm halkası ortak sorumlu olmalı. Yani bu işin üreticisinden nihai satıcısına kadar olan zincirde market veya internet ortamında böyle bir taklit tahşiş yakalandığında kaynağı net olarak tespit edilebilmeli. Edilemediği takdirde zincirin tüm halkalarını ortaya çıkan yaptırımdan dolayı sorumlu tutmak gerekiyor. Bir başka konu, marketler buna başladı. Onu da ısrarla vurgulamak lazım. Marketlerin kendisine zeytinyağı getirenlerden analiz raporu istemesi gerekiyor. Her partide analiz raporu gerekiyor. O analiz raporu bakılacak. Ha bu firmanın getirdiği ürün diyecekler ki şeydir. Zeytinyağı tamam raporda bu var. Şu değeri tamam, bu değeri tamam. Aynı şeyi internet ortamındaki işte hepsi burada yok efendim Trendyol ve benzerleri orada da uygulanması gerekir bunun. Haksızlık karşısında müteselsiz sorumluluk olması lazım ve bu müteselsiz sorumluluk olduğu takdirde de bu işten biraz daha caydırıcı noktalara kaymış olacağız. Son bir şey tabii bunu Sayın Genel Müdürümüzün kurmayları büyük ölçüde bu konuşmayı izliyor. Şöyle bağlayacağım ben konuyu. Son zamanlarda raflarda pirina yağı da yer almaya başladı. Selamun aleyküm yani pirina yağı raflarda satılmaya başladı. Peki satılabilir mi? Ayrıntısına girmeyeceğim ama lütfen
Raflarda işte düzgün firmaların, Tarış'ın, Komili'nin, Kristal'in, Yudum'un neyse bir takım firmaların ürününün şişesinin yanında Pirina yağı şişesi de var. Ama Pirina yağı şişesinin etiketi nasıl biliyor musunuz değerli katılımcılar? Bir zeytin ağacı, yapraklar var. Orada zeytin var. Zeytinin altından da damla damla ne geliyor? Ne çağrıştırır bu tüketiciye? Zeytinyağını çağrıştırır değil mi? Sayın Bülent Kasap Başkanım, altta küçücük bir yazı var. Pirina yağı diye. Yani benim gözlüğümü de taksak göremeyebiliriz. Yani büyüteçle görmek lazım. Ne olur bunlara meydan vermeyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında söyleyecek çok şey var ama çok özetlemeye çalıştım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler Güngör Bey. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bülent Kasap Başkanım da daha ilginçleri var bahsettiğiniz örneklerin. Evet. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek. Kolay kolay da tüketicinin anlayamayacağı çok ilginç örnekler var. Bu yol kenarı meselesi de bizim güvenilir ürün platformu olarak gündemimizde olan bir mesele. Bildiğiniz gibi yol kenarından alışveriş yapanların çoğu entelektüel düzeyi yüksek insanlar. Eve geldiklerinde ya da komşularına işte doğal zeytinyağı aldım yol kenarında işte köylüden zeytinyağı aldım falan diye böyle bir şey de yapıyorlar. Övünme noktası da oluyor. Bizim yaptığımız analize göre yol kenarlarındaki 15 zeytinyağı satan yerden alınan numunelerden 13'ü zeytinyağı çıkmadı bilginiz olsun. Yani bunu analiz ettirdik. Böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Celal Evet. Bey, sabrınıza sığınarak küçük bir şey Estağfurullah. söyleyeceğim. Celal Bütün Bey, benim bağlantı marketlerde biraz sıkıntılı. bütün marketlerde her ay zeytinyağı alıyoruz. Her firmanın zeytinyağını alıyoruz. Onu kendi uluslararası akredite laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu inceleme sonrasında yani rakam vermeyeceğim, firma adı da vermeyeceğim ama çok sayıda sıkıntılı şey çıkıyor. Bir çok önemli gördüğüm bir cümle daha. Şimdi geçmişte sektörün içindekiler çok iyi bilirler. Tahşiş yapan firmaların listesi yayınlanırdı. Tarım Bakanlığımız bunu yayınlardı. Bakın o kadar işe yarıyordu ki bu liste. Çünkü sektörün kendi içindeki başta Fısıltı Gazetesi olmak üzere veya diğer etkili iletişim, haberleşme unsurları olmak üzere herkes kimin ne yaptığını biliyordu. Zeytinyağında şu firma şunu yapmış. Şunu yapmış, bunu yapmış. Çok etkiliydi bu. Tarım Bakanlığı her nedense bir süreden beri bu listeden vazgeçti. Aslında yapabileceği en güzel şeylerden biri, en etkili denetimlerden birisi bu listeleri tekrar kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bunlar resmi gazetede yayınlanıyordu veya kendi sitesinde yayınlanıyordu. Bunu da bir canlandırmak için hep beraber çabalamamızda fayda var. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi söz sırası Tahir Büyük Helvacı Dil'de. Tahir Başkanım ekonomi gazetecilerinin göz bebeği. Yani yıllardır başvurduğumuz kaynaklardan biri. Üçüncü kuşak bu sektörde. İnşallah devam edecek kuşakları kuşaktan kuşağa geçerek. Çok övündüğümüz sanayinin ne derler? Elif Hanım öyle bir çalışma yapıyor. Sanayinin kahramanlarından ya da üretimin kahramanlarından biri. Söz sizin efendim, buyurun. Öncelikle zaten size teşekkür ederim teveccühlerinizden dolayı. Ve başta söylenmişti bir ara çok kıymetli hem Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Ali Kopuz Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Bülent Bey Başkanım, Mehmet Başkanımıza teşekkür ediyorum İstanbul Borsamızın bu güzel etkinliğinden dolayı. Yine Mesut Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Emre Bey'e, Doktor Mustafa Tan Bey'e, özellikle çok kıymetli dostum Güngör Bey abime teşekkür ediyorum çok güzel bilgiler için. Değerli katılımcılar, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, yağ sanayiciler adına saygıyla selamlıyorum. Özür dilerim, benim 4.30'da bir başka programım var. Çok ana notlarla, bilgilerle arz edeceğim. Sonra da izninizi isyan edeceğim Celal Bey izniyle. Bir kere birincisi, bilgi çok derece önemli. Biz sahip olmadığımız bilgiyle hiçbir şey yönetemeyiz. Bu üretiminden başlayan, satışta giden süreçte, tüketiciye ulaşan noktalara varıncaya kadar bu zincirde
hepsinde iyi bilgiye sahip olmamız lazım ki o bilgiyle donanabilelim ve doğru yönetebilelim. Nitekim her zaman söylediğim bir şey var. Baktığınızda gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler tarafların sorunları beraber çözdüğü ülkelerdir. Biz hakikaten belki uzun zaman öncesinde bu sorunları beraber konuşup istişare edip çözebiliyorduk ama son zamanlarda maalesef tıkanmış durumdayız ki ben de bugün ilk defa müptelî oldum. Kıymetli Mustafa Altan Bey'e teşekkür ediyorum. Özellikle dekolte tahmini son derece önemli. Onun yetkisinin alınmış olunması, ne üreteceğimizi, ne yapacağımızı bilebilmemiz son derece önemli. Aynı şey, umarım inşallah Tarım Bakanlığı o yetkiyi bitkisel yağ sanayici derneğiyle de paylaşır. Özellikle ayçiçek yağında malumunuz 3 milyon ton ihtiyacımız var. Ancak biz bunun 1,5 milyon ton üretebiliyoruz. Ama rekoltede de her zaman doğru bilgiyi sağlayamıyoruz. Tarım Bakanlığımıza konuştuğumuzda onların verileri bizim verilerimiz hiçbir zaman tutmuyor. Neticesinde de Tarım Bakanlığımızın verdiği veriler TÜİK'in verileri olmuş oluyor. Ama bu önemli bir yetki. Umarım biz de bunu sağlayabiliriz. Diğer taraftan önemli bir konu analiz metodu birlikteliği. Gerçekten bununla ilgili kıymetli genel müdürümüz beyefendi Ersin Bey, Doktor Ersin Bey bilgiler verdi ama o verdiği bilgiler doğrultusunda yaşadığımız şeyler var, sektörümüzün yaşadığı şeyler var. Balıkesir'deki bir laboratuvarın aynı üründeki analiz verileri farklı, Çanakkale'deki farklı, İzmir'deki farklı. Dolayısıyla analiz metot birlikteliğini sağlamak lazım. Malumlarınız Sayın Cumhurbaşkanımızın tensibiyle Türk Standart Denetleme Başkanlığı döneminde biz bu konuda özellikle ülkemize gelen en çok ithal edilen ürünlerde 36 standart vardı. O standartlarda bütün Türkiye'nin laboratuvarla birlikte bir standart metot birlikteliği sağladık ve standartlaştırdık bunu ve ülkede rahat etmişti, sanayi de rahat etmişti. Dolayısıyla özellikle analizlerdeki metot birlikteliği son derece önemli. Yine ilk konuşmacı konsey başkanı Müge Bey'in de Cemil Bey'in de söyledikleri çok güzeldi ki bizim standartlarımız Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu. Onu aynı şekilde götürebiliyor olmamız lazım. Rekabet açısından da rekabet gücümüzü artıracak diye düşünüyorum. Bir yandan hem ne kadar Ulusal Zeytinyağı Konseyimizin gerçekten çalışmalarına bir teşekkür ediyoruz ama bu çalışma içerisinde BYS'de ne kadar rol alıyor? BYS'de ile ilgili arada nasıl bir işbirliği daha çok geliştirebiliriz? Mustafa Tan Başkanı'ndan istirhamım o konuda da çalışmada yardım rica ediyorum. Çünkü baktığınızda Bitkiler Yağ Sanayici Derneği'nin üyeleri ağırlığı, azamisi marka ürünleri üreten firmalarımız. Yani Yudum'da, Zade'de, Komünide hepsi, Bunge'de hepsi bizim üyelerimiz. Onların da hem ne kadar hem Ege Zeytinyağı İhracatçılar Birimi'nde de olsalar, bir yandan Ulusal Zeytinyağı Konseyi'nde de olsalar, BYS'nin de burada birlikte olmasının çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Pardon, Özellikle anlayamadım Sayın Başkan. O ne efendim, olmasın? Zaltanizm Konseyi'nde BYS'lerin de birlikte olma hareket edebilmemiz, BYS'nin de görüşünün alınmasında katkı olacağını düşünüyorum. Çünkü oradaki Evet. bizim 49 üyemizin hepsi, birçoğunun azamisinin zeytinyağları da var ve her ne kadar biz zeytinyağıyla ilgili görüş belirtmiyorsak da haddimizi bilerek genelde biz ayçiçek yağı ürünlerinde sözlerimizi söylemeye çalışıyoruz, doğruları söylemeye çalışıyoruz. O nedenle orada birlikte hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Zaten sizin takdirlerine sunuyorum. Ortak katılım Yağ için konseyi gibi teşekkür ederim. bir uygulama mı öneriyorsunuz Yani başkanım? zeytinyağı ile yürüyecek işlemlerde bizlerin de görüşünün alınması, gerekiyorsa Ulusal Anladım. Zeytinyağı Konseyi'nde BYS'den de bir temsilcinin olmasının fayda olacağını düşünüyorum. Sektörün daha iyi bilgilerini Teşekkür ederim. adına. Bir yandan yine önemli bir konu bu. Perakende yasası son derece önemli. Markalar zaten önemli. Perakende yasasında belki bu şeyi de çözecektir. Şirketlerimizin uzun yıllar zaten izle buydu Celal Bey. İşte Emre Bey de güzel çalışmaları var. Çok güçlü firmalarımız var. Yıllara sari firmalarımız var. Bir günde gelişmiyor bunlar. Tarışımız herkese öyle. Dolayısıyla bu firmalarda Almanya bunu uygulamış. Yıllardır söylediğimiz bir şey. Özellikle perakende yasasında aynı ürün kategorisi içerisinde çok uluslu marketlerin veya büyük marketlerin ama zeytinyağında, ama çiçek yağında veya pirinçte veya unda kendi kategorisi içerisinde %20'yi geçmemesi piyasa satışlarının, private label satışlarının. Çünkü bu neyi sağlayacak bize? Markalarımızın güçlenmesini, markalarımızın rekabet gücünün artmasını ve markalarımızın yaşamasını sağlayacak. Bu
yaşanmış bir şey. Almanya'da bunun örneği görülmüş mü? Almanya bundan dönmüş. Ben bir öneri olarak bunu da hepimizin dikkatini sunmak istiyorum. Tahşiş son derece önemli. Hem ne kadar dediği gibi Sayın Genel Müdür de söyledi. Caydırıcılık var ama caydırıcılık bir yere kadar oluyor. Bu süreçlerde markaların korunmasını, emebeğin dediği gibi tüketicilerin bilinçlendirilmesi, kamu spotlarıyla aydınlatılması tüketicinin son derece önemli. Bu da hepimizin vazifesi diye görüyorum. Ve hakikaten bu Allah'ın sunduğu güzel bir fırsat bu güzel ülkeye. Şu anda dünya ikincisi olduk. 17 yıldır bütün sektörün paydaşlarının verdiği emeklere sonsuz teşekkür ediyoruz ülkemiz adına. Ama bunun sürdürülebilir olması son derece önemli. Nitekim ihracat ayağındaki yıllara sarıyı baktığımızda belki 200-2000 rakamına ulaşan ağız sayımız belki daha çok artıp gelecek. İhracatta belki daha çok şansımız olacak. Ama bir yandan baktığımızda İtalya, İspanya, özellikle Amerika ayağında tamamen o damak tadı oluşmuş. Biz bunu daha önce de bir şekilde Ticaret Bakanlığımıza paylaşmıştık İhracat Genel Müdürlüğü ile. Özellikle Çin, Endonezya, Hindistan o tarafta da Türk damak tadının, Türk zeytinyağısının damak tadının oluşturulmasıyla ilgili de bir projeksiyon ortaya konmalı. Ortak akılda birleşmeli bütün sektör paydaşlarıyla ve ülkemiz bunu çok iyi bir projeksiyonla dünyanın önemli bir nüfusu orada ve Çin'in geldiği nokta ortada, Endonezya, Hindistan onlar ortada. O tarafta da hiç olmazsa Türk zeytinyağının damak tadının rehasının orada oluşturulması için sektörümüz adına, ülkemiz adına önemli bir ihracat ayağı olarak görüyorum. Çünkü tamamen kendi kaynaklarımız oluşan bir ürünler, dışarıdan alıp da tekrar yapacağım bir şeyler ülkenin ihracatına ve gayri safi milli hasılasına net katkı sağlayacak bir ürün bu ürün. O yüzden o konuda da çalışmanın olması, hep birlikte yetkililerin buna dikkate almasını da istirham ediyorum. Dediğim gibi benim vaktim kısa, ben gerçekten son derece müstefit oldum bu toplantıdan. Hepinizin katkılarına sonsuz saygılar sunuyorum. Osman Bey, dinleyemeyeceğim için benim lütfen kusura bakmayın. Yetişmem gereken bir yer var. Ben toplantının öyle vesile olmasın diyorum. Cenab-ı Bey moderatörlüğünüze çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha İstanbul Borsamızın kıymetli YouTube Başkanı ve Meclis Başkanı'na, kıymetli katılımcı Emre Bey'e, Güngör Bey'e, Mustafa Tan Bey'e de çok teşekkür ediyor. Hepinize şahsım ve yansınacağı adına saygılar sunuyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Sevgili Başkanım çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümü size not olarak ileteceğiz. Bilginiz olsun. Hiç merak etmeyin. Çok sağ olun. Katıldığınız için, geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Konya'daysanız selam söylüyoruz Konya'ya da. Çok teşekkürler. Ben de Mevlana Diyarı'ndan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkese onur diyorum. Her zaman baş tanesiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkürler. Evet, son konuşmacımız Osman Berberoğlu. Zeytin deyince İstanbul'da akla gelen bir numaralı isim. Zeytin ve zeytinyağı konusunda her zaman başvurulan, görüşlerine değer verilen önemli bir isim. Sevgili başkanım. Selamlar. Çok söz değerli, sizin, buyurun. Çok değerli katılımcılarımız, izleyicilerimiz ve basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Gıda Kontrol Müdürümüz Ersin Bey, Mustafa Bey, Güngör Bey, Emre Bey, Tahir Bey, bu sorunları tahşiş konusunda o kadar yelpazeyi geniş tuttular ki bize konuşacak bir şey bırakmadılar neticede. Fakat ben daha değişik bir konudan girmek istiyorum, daha minimize etmek istiyorum. Zeytinyağında taklit ve tahşiş bundan 20-30 yıl önce konuşulsaydı fabrikaları ve bakkalları denetleme yeterdi bence. Bir de pazarlara çıkıp semt pazarlarında sağlıksız ambalajdaki yağları denetler, bunu önlerdik diye düşünüyorum. Bugün ise çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bugün devlete de, sektöre de, tüketiciye de çok fazla sorumluluklar yüklemek zorundayız. Çünkü bugün taklit ve tahşiş edilmiş zeytinyağı
geçmişe göre tüketiciye daha kolay ulaşıyor. Ondan dolayı bunu nasıl mı gerçekleştiriyorlar? Evet, ticaret üzerinden. Yıllar önce yaygın olmayan ev dışı tüketim, şimdi bu son dönemde ev dışı tüketim çok yaygınlaştı. Sadece restoranlardaki tüketimden ben bahsetmiyorum. Restoranlar, kafe, bar, bistrolar eve telefonla, e-maille siparişler, özellikle pandemi döneminde bu çok arttı ve giderek artan bir trend halinde ve öyle olacağını da zannediyorum. Peki hangi tüketici bu restoranların ne yağı kullandığını kontrol edebiliyor? Kaç tüketici bu internet üstünden işte telefonla şunla bununla vermiş olduğu siparişin mutfağını takip edebiliyor? Bu restoranlar ne marka, hangi yağı kullandığını, QR kodlarını, yani bir markalı ürünün üzerinde üretici firma, her şey yazılı. Onu görmeden yani nihai tüketici bunu kullanabiliyor. Ve bazı sorduğum gençler, diyorum ki ya bunun içinde ne yağ kullandığını biliyor musunuz? Bilmiyoruz diyorum. Bu kadar başıboş, denetimsiz bir ortamda, kaygısız ve hakkından habersiz tüketiciye kaliteli yağ sunulmasını beklemek mümkün mü? Korkunç bir rekabetin sürdüğü, kira, maaş ve ham madde zamlarıyla zorlanan işletmecilerin iyi niyetini bu yağa gösterebilecekleri bir ilgiyi bunlardan bekleyebilir miyiz? Sırada profesyonel mutfaklar var. Üretilen zeytinyağı aromalı, şimdi duyuyoruz. Sayın Kontrol Genel Müdürümün de belirttiği gibi zeytin aroması katılmış salata yağları ev dışı tüketimde böyle ne yediği belirsiz maalesef yağlar satılıyor. Ve bunlardan hiçbir haberimiz olmuyor. Bu yağlar Türk Gıda Kodeksine de uygun üretiliyor. Fakat işte biraz önce bahsettiği gibi değerli konuşmacılarımızın, Güngör abinin bahsettiği gibi işte bir öyle bir etiket var ki zeytinyağı alıyoruz. Yani tüketiciyi yanıltma resimleri bunlar. Bence de bunlara dikkat çekilmesini arzu ediyorum. Yani bir de duyumlarım var. Yok aroma gelmiş, yok işte zeytinyağı aroması ithal edilmiş. Bunları internetten takip ediyoruz. Nitekim yani bu oran, kullanılacak oran bile bahsediliyor zeytinyağında. Ne kadar bu tahşişli yağ binde bir nispetinde, binde iki nispetinde kullanılıp yani bu gelen miktarların çok büyük yağları, tonlarca yağları böyle zeytinyağı diye üretiyor olabilirler. Bu zeytinyağı salatası çok dikkatimi çekti yani. Bunların üzerine gidilmesi gerektiğini, gerçek, biraz önce belirtti Emre kardeşim, bunların iyi analiz edilmesi maalesef ihracatımıza, duyumlara, mesela Edirne'de sınır boylarında bu gibi yağların satılıp Yunanistan'a, Bulgaristan'a satılması söz konusu. Bu duyumları aldık. Şimdi böyle bir yağdan zeytinyağı diye bahsedebilir miyiz?
Şimdi ben konuşmacılarımız çok detaylara girdi. Bu ihracatla ilgili 50 bin tonluk kota açıldı. Biz ihracatın kurum olarak serbest olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ve serbest olmasını arzu ediyoruz. Beklentimiz çok fazla bu yıl. Yalnız bir tehlikemiz var. Bu bölgesel yağış geçişlerinden dolayı toprakta lavra çatlayabilir. Erken sinek tehdidi olabilir diye düşünüyorum. Bölgesel olarak tarım il işte ilgililer bu zararlarla mücadeleyi birinci sıraya almaları lazım. Özellikle bu sene. Çünkü yağış geçişleri bölgelerimizde var. Hangi bölgede tuzaklar kuruyorlar? Bunların iyi, çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü kurtlu bir ürün asitli yağ, kalitesiz ürünler çıkaracak. Onu önlememiz gerekiyor. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımcılar, renk kattınız, duayenler çok fevkalade güzel olaylarımızı dile getirdiniz. Bu bir başlangıç olur İstanbul Ticaret Borsası daveti. Bundan sonra bu katılımları daha da fazla yaparız. Ben bir de İspanya'dan katılan katılımcıya da çok çok teşekkürlerimi ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Ve Osman abi çok teşekkür ederim. Sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkürler Osman abicim. Sağ olun. Kendinize iyi bakınız. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Gerçekten zeytin ve zeytinyağı konusunda sizinle özel sohbet de etmek isteriz biz ekonomi gazetecileri olarak. Efendim birinci yani bir turumuzu noktaladık. Mehtap Hanım soruların neredeyse tamamına cevap verdi yazılı olarak. Ama şifahi olarak da eklemek istediği bir nokta varsa lütfen işaret etsin. Ona söz vermek isterim. Eğer yoksa ve sorularına cevap alamadığını düşünen katılımcımız, izleyicimiz varsa lütfen Elif Hanım'a başvursun. Yazılı olarak ona cevabını iletelim. Ben Mehtap Hanım söz istemiyorsa hemen şey yapacağım. Konuşmacılardan eksik bıraktığını düşünen, şurası da eksik kaldı diyen varsa ona hemen söz vermek istiyorum. Şurası da eksik kaldı diyen bir arkadaşımız varsa var mı? Sayın Başkan, ben buyurun efendim. Katkı yapayım. Şimdi bana gelen bir soru var Sayın Başkanım. Bir tanesi Mustafa Serdar Köksal çok güzel bir soru yöneltti. Sorusunda dünyada 200 pardon bir saniye. Evet, Tunus'un 1 milyon tona çıkarmak gibi zeytinyağında bir hedefinden bahsetti ve bunun için Suudi Arabistan'dan 52 milyonluk euroluk bir destekle buna soyunduğunu ifade etti. Türkiye mevcut durumunu koruyup daha ileri nasıl gidebilir diye ifade etti. Yani dediğim gibi Zeytinyağı Konseyi, Uluslararası Zeytin Konseyi'ndeki bizim bu faaliyetlerinden bahsetmemiz diğer ülkelere örnek oldu açıkçası. Türkiye'nin Cumhuriyet'le buluşup Cumhuriyet'imizi onlar da uygulamaya geçtiği gibi gerçekten sevindirici. Yani biz Uluslararası Konsey'de diğer ülkelere de rol model olduk. Ve onlar da hedeflerini koydular. Tabii bu bizim için bir şevk de oluyor. Gittiğimiz yolun doğruluğunu gösteriyor. Çünkü dünyada bitkisel yağlar içinde zeytinyağı o kadar büyük bir yer almıyor ve niş bir ürün. Biz Sayın Bakanlığımız temsilcileri de burada mevcut desteklerin Avrupa Birliği'nde olduğu gibi verildiğini biliyoruz. Ama miktar yetersiz. Örneğin zeytinyağına verilen üretim yardımı ya da fark ödemesi 10-15 seneden beri 80 kuruş. Bu artık çok geride kaldı. Aynı şekilde diğer fidan dikim yardımları vesaire, işte rehabilitasyon yardımı, bunların upgrade edilmesi lazım.
Ve bir sistem halinde yeniden bir hedef koymamız lazım. Ve bu hedef doğrultusunda da değişen hükümetlere göre ya da değişen bakanlara göre tavır almak yerine bunu bir devlet politikası dahilinde sürdürmemiz lazım. Ben Sayın Tahir Büyükelvacı Gil'in de bir katkısı olmuştu. Ona cevap vermek istiyorum. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği olarak Ulusal Zeytin Konseyi'nde olma gibi. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Ulusal Zeytin Konseyleri her üründe bir Ulusal Zeytin Konseyi kuruluyor. Ve dolayısıyla biz de ilk kurulan ürün konseyiz. Mesela pamuk konseyi de kuruldu. İşte hububat var biliyorsunuz, baklagil var. Ve bizim aslında modelimiz Uluslararası Zeytin Konseyi. Bu size Mersin'deki toplantıda da bahsetmiştim. Yani orada Uluslararası Zeytin Konseyi'nden ayrılmıştı Türkiye. Tekrar üyelik gerçekleştirilmesini sektör istiyordu. Ve bu tekrar gerçekleştirdikten sonra da bu uygulayıcı bakanlıkla birlikte Ulusal Zeytin Konseyi'nin de bu konseyde ülkemizi temsil etmesini sağlanması öneriliyordu. Ve Uluslararası Zeytin Konseyi'ne baktığımız zaman orada da bitkisel yağ ile ilgili herhangi bir bölümün olmadığını görüyoruz. Ancak biz Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin yapmış oldukları sempozyumlara, panellere, işte bir takım çalışmalara davet edildiği takdirde katkı sunmaya devam ettik. Şahsen ben de gidip konuşma yaptım. Urfa'daydı yanılmıyorsam. Orada ve bunun gibi çalışmalar. Yani onlarla tabii ki biz iç içeyiz. Ancak yani zeytinyağı farklı bir ürün. Açıkçası ve zeytinyağının içine diğer ürünlerin karıştırılması bizi çok rahatsız ettiği için biraz da böyle farklı bir konumdayız. Ben burada sevgili Genel Müdürümüz Güngör Şarman'ın tamamlamasına çok memnun oldum. Gerçekten biz bu elimdeki bulunan şu anda gördüğünüz zeytinyağında taklit ve tahşiş ile mücadele programı. Ben birazcık daha bu UZZK yönetmeliği gibi yönetmelik olarak dilim sürçtü. Bu şu maddeleri kapsıyor. Kapsam, dayanak ki bu dayanakta burada hem konseyin hem de işte veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda yem kanununun maddeleri, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler kanunu, Ulusal Zeytin Konseyi çalışma kanunu. Üçüncü maddede kapsam, dayanak, amaç ve hedef var. Tanımlar var ki burada her şey açıkça. Ondan sonra uygulama esasları var. Çok net nasıl uygulanacağı. Ambalajlı uygulama esaslarında da ambalajlı zeytinyağları ayrı bölüm, dökme zeytinyağlarının taklit tahşişi ayrı bölümde. Raporlamanın nasıl olacağı, yaptırımların nasıl olacağı ve yürürlüğün nasıl olacağı açıklanıyor. Bu program bakanlık tarafından onaylandığı tarihte de yürürlüğe geçecek. Yani bunun için evet, değerli arkadaşlar, biz çok ciddi bir mesai harcadık. Yani bu böyle hemen tepeden inerek yapılmadı. Hemen hemen 10 günde bir bu sektörümüzün duayenleri toplanıp bu programı hazırladık. Umarız Güngör Bey'in de belirttiği gibi bu görev ve yetki paylaşımını rekolte tahmin heyetinde olduğu gibi tekrar bunu birlikte yaparız. Çok önemli bir konuydu. Ben başka da soru varsa onları da yanıtlamak isterim. Ama teşekkür ederim. Sevgili başkanım, çok teşekkür ederiz. Ben başka eksik bıraktığını düşünen konuşmacımız yoksa eğer, var mı işaret edersen? Emre Bey buyurun, sizin var. Ben çok kısa bir az önce konuşmamda deyimi atladığım bir şeyi, bir önerimi istiyorum. Ersin Bey burada yok ama kurmayları mutlaka dinleyecektik. Özellikle Avrupa'da da geçmiş yıllarda özellikle zeytinyağında çok ciddi tahşiş, taklit ve tahşiş sorunları yaşandığını biliyoruz. Mümkün olduğunca şimdi bakanlıkların arasındaki iletişimin çok yüksek olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Benzer uygulamaları nasıl yaptıklarını inceleyebiliriz.
belli ülkelerde zeytinyağı polisi, gıda polisi gibi tabirlerle denetimleri yapan ekipler var. Bunlar belki örnek alınabilir. Belki belli tahşiş konusunun çok ciddi olduğu noktalarda noktasal bir denemeler yapılıp olumlu sonuç alınırsa daha büyük coğrafyada, hatta daha ileride ulusal boyutta bu uygulamaya geçilebileceğini düşünüyorum. Bunu bir çözüm önerisi olarak not alıp değerlendirirlerse çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun başkanım. Başka var mı arkadaşlar? Elif Hanım, Tuğba Hanım'ın bir sorusu var. Ona daha sonra yanıtlamak üzere Tamam. not alırsanız Tabii sevinirim. ki. Başka yoksa eğer ben son sözü her zaman olduğu gibi yine Ben buyurun Celal efendim. Bey, Buyur Osman abiciğim. şimdi biraz önce ben konuşmamı yaparken mesaj atmışlar bana. Bu yurt dışından bu zeytinyağı aroması getirildiğini, 30 ton civarında getirildiğini ve binde bir ile binde üç oranında bu salata yağları gibi zeytin aromalı yağ, yani zeytinyağı demeyeyim de işte salata yağı falan yapıldığından bahsetti. Onu da arkadaşlarım bilmesini arzu ettim. Çok çok En teşekkür ederim. önemlisi biz de bilelim başkanım, en çok da zeytinyağı kullanıcılarının da bilmesinde yarar var. Nasıl ayırt edeceğiz bilmiyorum. Sorulardan biri de buydu. Evet. İnşallah Elif Hanım onu da güzel özetleyen bir paylaşım yaparsa bütün şeylerle zeytinyağı Herkese konusunda paylaşacağız. nasıl ayrım yaparız? Doğru zeytinyağını nasıl tespit edebiliriz? Var mı böyle bir şey bilmiyorum. Onu Elif Hanım araştıracaktır. Bir gıda mühendisi olarak bize o bilgiyi de verecektir. Bu konuda çok soru var. Başka sorular da var. Onların çoğunu Mehtap Hanım, çok teşekkür ediyoruz kendisine, yazılı olarak cevaplandırdı. Eksik kalan olursa da takviye edeceğiz. O bilgiyi paylaşalım. Ben sevgili başkanım Bülent Kasaba, yine tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederiz. Ya gerçekten muhteşem oluyor bu toplantılar, hem bilgilenme açısından hem yani Türkiye'de dokunulmamış konuları gündeme getiriyorsunuz. Çok şey öğreniyoruz. Sevgili Ali Kobuz Başkanım hala buradaysa ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Söz sizin Bülent Başkanım, buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum Celal Bey. Şimdiden müjdesini vereyim. Önümüzdeki ayda çok ilgi çekici bir konuyla Allah nasip ederse borsa meydanını yapacağız hep beraber. Bunun da şimdiden bilgisini size vermiş olayım. Değerli konuklarımız, İstanbul Ticaret Borsası adına kıymetli katılımlarından dolayı Uluslararası Zeytinyağı Konseyi İcra Direktörü Jaime Lillo López'e, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Doktor Ersin Dilber'e, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Doktor Mustafa Tan'a, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun'a, Tarış Genel Müdürü Güngör Şarman'a, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyük Helvacıgil'e, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Osman Berberoğlu'na ve moderatörümüz Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Gazeteci Celal Toprak ve Elif Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımız yine çok değerli bilgileri bizlerle paylaştılar. Zeytinyağında taklit ve tahşiş konusuna geniş pencereden bakarak sorunları ve çözüm önerilerini ele aldılar. Basının da katıldığı bu toplantıların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldıkça ortak akıl ile üretilmiş çözüm önerilerinin sorunların ortadan kaldırılması için destek olacağını umuyoruz. Ayrıca toplantıların arka planında emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten tarihi bir toplantıydı. Zeytinyağı ve zeytin yağı ile ilgili konular konusunda bilgilendik. Çok sayıda gazeteci arkadaşımız sizlere teşekkür ediyor. Onlar da çok önemli bilgiler aldılar. Eğitim gibi oluyor borsa meydanı.
Yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyoruz. Ben de bütün konuşmacılara, size, İstanbul Ticaret Borsası'na ve Genel Sekreterimiz sevgili Elif Hattepe'ye çok teşekkür ediyorum. Önemli bir toplantıydı. Bu arada Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener'e de ve ekibine de bu programa yaptıkları katkılar için tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Herkesin katkısıyla oluşan bir imece sistemiyle gündeme gelen Borsa Meydanı yine önemli konulara sahne oldu. Yeni borsa başkanım biraz önce artık televizyon dilini de öğrenmiş. Az sonra diyor bir dahaki toplantıda çok önemli şeyler söyleyeceğiz. Ne olduğunu da söylemiyor bu arada, heyecanlandırıyor sizi. Evet, bir dahaki toplantıda Borsa Meydanı'nda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Herkese iyi günler. İyi günler, iyi günler.